Hani TV'de Çetin Güngör dosyası açılıyor. Öcalan'a göre semir unsuruydu. Katli vacipti ve 2 Kasım 1985'te İsveç'te öldürüldü. Peki ama semir kimdi? Niçin öldürüldü? Suçu neydi? Nelere karşı çıkmıştı? Nerede ve nasıl öldürüldü? Selim Çürükkaya ve Salih Aras Hani TV'de Çetin Güngör dosyasını açıyorlar. Sait Aydoğmuş'un konuk olarak katılacağı programda bilinmeyenler tüm detayıyla açığa çıkıyor. Çok şaşıracak, şok. Değerli seyirciler, iyi akşamlar. Kandil Arşivine hoş geldiniz. Bu gece bir misafirimiz var. Konumuz 1985 tarihinde Stockholm'da katledilen Semir veya Çetin Güngör'ün yaşadıkları, ayrılmasının, PKK'dan ayrılmasının nedenleri, eleştirileri ve öldürülmesini işleyeceğiz. Biz bütün hayatının bütün detaylarını, görüşlerini PKK'nın veya Kandil, İmralı'dakinin iddialarını tek tek ekrana getireceğiz. Önce Çetin Güngör katledilirken misafirimiz Sait Aydoğmuş o dönemde peşengen temsilcisiydi ve 2 Kasım 1985 tarihinde Stockholm'da bir toplantı düzenlenmişti. Çetin Güngör de o toplantıda misafirdi, yani konuktu, toplantıyı izliyordu. Toplantı sırasında katledildi. Sayın Sait Aydoğmuş olayın bizzat tanığıdır. Olayın bütün detaylarını biliyor ki Semir eleştirilerini yaptığı zaman Gek Sait'le kontak halindeydi ve birlikte uzunca beraber kalmışlardı. Onun için biz o dönemi, yani Çetin Güngör'ün öldürülmeden önceki dönemi ve o geceyi Kek Sait'ten önce dinlemek istiyoruz. Buyurun Kek Sait, merhaba, hoş geldin. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Merhabalar Kek Sait. Ben tabii Semir'le nasıl tanıştığımı doğrusu şimdi hatırlayamıyorum. Yani kim tarafından tanıştırıldığımı hatırlayamıyorum. Yalnız işin arka planını biraz açıklarsam, yani muhtemel benimle tanıştıranları şey yapabiliriz, beraber kararlaştırabiliriz. Ben tabii şeye gelmeden önce Şam'a, Selim bahsetti de o bizim kuruluş yıldönümümüzdü. Peşengin ikinci kuruluş yıldönümüydü. Ve çok önceden kararlaştırılmıştık. Yani 2 Ekim 1985. Ben tabii daha önce 5 yıl Beyrut'ta ve Suriye'de Rojava Kürdistan'da kaldım. O zaman da gerek KİF'in yetkililerinden birisiydim. Daha sonra bizde bir ayrışma oldu. İşte Peşeng adlı bir örgüt kurduk. Ben o örgütün genel sekreter yardımcısıydım. Murat Civan genel sekreteriydi. 85'e bir hafta kala şeye döndüm. Fakat gelmeden önce, gelmeden son birkaç yılda PKK'den biz daha Beyrut'tayken, doğrusu o zaman da biz ve PKK Kürt örgütlerinin en kalabalık, yani Filistin'de bulunan iki örgütüydük. Birbirimizden haberdardık ama görüşmüyorduk onlarla. Onlar da bizimle görüşmüyordu. O süre içinde zaten kamplardan kaçmak çok zordu oralarda. Fakat ne zaman ki 82 savaşından sonra, yani şeyin işgal edilip Lübnan'ın işgal edilmesinden sonra biz de PKK'liler de diğer Türk örgütleri de, Türk solundan örgütler de biz Bekaa'ya gelip yerleştik önce. Tabii bizim o dönemde aynı zamanda Kamışlı'da ve zaten çok öncesinden, daha 80
yılıyla beraber, yani darbe sonrasında bizim hem Kamışlı'da hem de Şam'da bizim parti evlerimiz vardı. O mekanizmayı zaten öyle sürdürüyorduk, o geliş gidişleri. Şimdi Bekaya gelmekle birlikte PKK'dan kaçmalar başladı. Yani ayrılanlar, daha doğrusu zaten ayrılmak diye bir şey yok, kaçmak var o zamanlarda. Ve o kaçanlar o dönem doğrusu bizim dışımızda onları barındırma imkanlarına, daha sonradan istedikleri yere gönderme imkanlarına bizim imkanlarımız diğerlerine göre daha çoktu. Üstelik biz işin güvenlik boyutu konusunda da daha fazla risk alıyorduk. Çünkü bir güvenlik boyutu da vardı bu işlerin. Biz o nedenle mesela söz misali diyorum. O zaman Partizan Yolu'na, yani Sarp Kuray'ın örgütünü orada Cemil diye bir arkadaş yönetiyordu. Takma isimli bir, bu kod adıdır. Onlara bir iki kişi sığınmıştı. Çünkü kampları daha yakındı PKK'ninkilerle. Onlar bize gönderiyordu. Yani cesaret etmiyorlardı. Doğrusu onları, yani daha doğrusu o riski almıyorlardı, öyle değil. Bir Bekadan diyelim ki kaçıp sonra bize intikal edenler oldu. İkincisi, PKK'liler de bizim gibi Suriye'nin belli bölgelerine yerleşmeye başladılar. Yani bildiğim kadarıyla onların bize göre evleri çok daha yaygındı. Hem Halep'te, hem Afrin'de, hem Kobani'de, hem Kamışlı'da, hem Şam'da evleri vardı, karargahları vardı. Bizimse bir Haseki'de, bir Kamışlı'da, bir de Şam'da vardı. İşte o dönemde Şam, yani Suriye coğrafyasında ve Rojava'da kaçanlar da, Rum da bir kısmı bize sığındı. Hatta önceleri diyelim ki bir arkadaştan bahsetmek istiyorum. Buradan ona da çağrıda bulunacağım. Yani bana çok önemli bilgiler vermişti. Genellikle PKK'den ayrılanlarla daha sonradan ilişkilerim oldu. Hala da var. Fakat o arkadaş nedense kayboldu. O arkadaş Resul Altınok'un bekçisiydi. Yani o hapisteyken onun gardiyanıydı. Ne diyorlarsa. O Vartolu bir arkadaştı. Kaçtı geldi. Hatta Resul'e de teklif etmiş. Resul, ben kaçmayı gururuma yediremiyorum. Beni yargılayacaklar, ben de onları yargılayacağım diye de ona söylemişti. Bu tür onlarca arkadaş, mesela bu arkadaş önce TKSP'lilerin Afrin'deki evine sığındı. Sonra onlar bize yolladılar. Daha sonra, yani Şam'da, daha doğrusu Suriye'de ki Suriye'de bize sığınanlar veya kaçıp bize gelenlerin dışında bir de Irak, yani Güney Kürdistan'a yerleştiler biliyorsunuz 82'den sonra. Orada da mesela başta Baki Karer ve gibileri olmak üzere orada da onlardan kaçan 10-15 arkadaş bize sığındı. Bize nasıl geldiler? O zamanki mekanizma şuydu. Biz güneyde yoktuk. Kuklu arkadaşlar veya daha çok ilişkimizin daha sık olduğu, hatta birleşmeyi düşündüğümüz Kuk Sosyalist Eğilim'den arkadaşlar vardı. Onlara sığınıyorlardı. Onlar alıp bize getiriyorlardı. Ve biz de onları genellikle Avrupa'ya yolluyorduk. Şey buydu. Benim bu tür, yani ben o zaman Şam'da da Peşeng'in belli başlı yöneticilerinden birisiydim. Ve özellikle de onların gidişleriyle ilgili teknik meselelerle ilgili büro bana bağlıydı ve ben onların gidişlerini ben örgütlüyordum. Pasaportlarıyla, vizeleriyle, nereye gidecekleriyle ilgili. Muhtemelen diyorum. Bunlar içinde Baki Karar arkadaş da var. 4 kişi gelmişlerdi. İkisini önce Yunanistan'a gönderdik. 2 kişiyi de
şeye yolladık. Yani Baki dahil İsveç'e yolladık. Muhtemelen Semir'i Baki benimle tanıştırmıştır. Çünkü Baki İsveç'e geldi. Ben de daha sonradan İsveç'e geldim. Baki ile yakın ilişkilerimiz vardı. Zaman zaman görüşüyorduk. Muhtemelen tabii benim Semir'den haberim vardı. PKK'den ayrılanları çok dikkatle, ilgiyle izliyorduk. Onlara yardım etmeye, yardımcı olmaya çalışıyorduk. Bu şeyde de o yardımcı olmak bitmemişti. Çünkü hayatları tehlikedeydi. Yani Semir'in olayında görüldüğü gibi. Ayrılanları mutlaka öldürmek istiyorlardı. Bunun mekanizmasını siz anlatın, size düşer. Yani ben de anlatabilirim ama kendi bölümümü uzatmak istemiyorum. Muhtemelen Semir'i benimle Baki tanıştırdı. Semir'le Seher geldiler buraya. Cemile Merkit geldiler. Ve şeyin bahsettiği gibi bu böyle birkaç yıl sürmedi ama yaklaşık bir yıl veya 7-8 ay sürdü. Uzun süre Semir'le Seher yerim müsait olmamasına rağmen, yani ev olarak yerim müsait olmamasına rağmen güvenlik bakımından yeterli güvenlikli olmamasına rağmen benim evimde kaldılar ikisi. Hatta hanımım o zaman hamileydi. Yani onun da belli sıkıntıları vardı. Ama ben özellikle hani sorumluluk almıştım ve o sorumluluğumun gereğini yerine getirmek istiyordum. Çok da memnundum doğrusu onlarla ilişkilerden. Ve benim evimde kaldılar. Bir gün beni ben İsveç MİT'i, SEPO deniliyor burada adı. SEPO tarafından arandım ve dediler ki seninle görüşmek istiyoruz. Eve geleceğiz. Buyurun dedim. Geldiler. Eva adlı bir şeyleri vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir tercümanları vardı. Türkçeyi çok iyi biliyordu. Ve dediler ki biz Semir'le Seher'in senin evinde kaldığını biliyoruz. Sen dahil onların hayatı risktedir. Sizi korumak istiyoruz. Bize müsaade edin. Doğrusu biz ona müsaade etmedik. Yani dediler ki birkaç kişi vereceğiz sürekli. Yani gece dahi sizde kalsınlar. Ben onu kabul etmedim. Dedim ki siz kendi güvenlik tedbirinizi bizi bulaştırmadan alın. Yani ona bir diyeceğimiz yok ama biz de kalamazsınız dedim. Tabii onlar düzenli olarak bizimle süre içinde gelip görüştüler. Dediler ki burada kalmaları güvenlikli değil. Biz onları daha güvenlikli bir yere aldıracağız. Ve yanılmıyorsam Uppsala diye bir şehir var. Stockholm'e bir 50-100 kilometre uzaklıktadır. Orada Uppsala'nın içinde de değil, oranın yakınında bir sosyal şeyleri de olan bir kiliseye yolladılar. Orada onlara bir daire tahsis ettiler, yer tahsis ettiler. Orada kalıyorlar. Yalnız Semir tabii çok iddialı birisiydi. Onu okuyan, takip eden ve iddiaları olan birisiydi. Benim evde kalırken yani Kürt hareketinden bazı insanlarla da görüşüyordu ama daha çok Türk soluyla görüşüyor. Zaten ben bunu uygun bir dille eleştiriyordum. Dev yolcularla çok yakın ilişkileri vardı. Muhtemelen şeyden kaynaklanıyordu o ilişkiler. Yani hem o dev yolcu yanılmıyorsam Selim senin yaşadığın Hamburg'dan gelmişti buralara. Taner Akson. Veya anladığım kadarıyla yani yorduğum kadarıyla o Bekaa'daki cepheyi biliyorsunuz faşizme karşı birleşik. Antifaşist cephe evet. Bir cephe kurmuşlardı. Semir de aktif yer almıştı o cephenin kuruluşunda. O zamandan beri tanışıyorlardı. Ve dev yolcularla çok daha özel ilişkileri vardı. Yakın ilişkileri vardı. Semir ile Seher şeye yerleştikten sonra zaman zaman şeye geliyorlardı.
Stockholm'a geliyorlardı. Geldiklerinde artık kimse de kalmıyorlardı. Gelip aynı gün ilişkilerini, gerekli görüşmelerini yapıyorlardı ve geri dönüyorlardı. Yani çok çok bir gece kalıyorlardı. Ben de veya artık daha da kalabilecekleri bir iki yer daha vardı. Yanılmıyorsam Baki'nin de o zaman evi vardı artık. Bir gün yine geliyorlar. Benimle de görüştüler. Görüştükten sonra gittiler. Görüşmelerini yapmışlar. Bildiğim kadarıyla, daha sonradan bildiğim kadarıyla bu ki Selim'i, Semir'i tuzağa düşüren bir olaydır. Çok kilit bir olaydır. Dönerlerken biz burada tünelvana diyoruz, siz U-Bahn diyorsunuz. Yani tren istasyonu, Türkçe'de tren istasyonu. Evet, evet, evet. T santralinde yani şeye Uppsala'ya gidecek treni trene binmek üzere T santralinde otururlarken Sarp Kuray'ın adamlarından birisiyle karşılaşıyorlar. Selim tanıyor onu, Semir onu tanıyor, tanışıyorlar. Ve şeyi söylemeyi unuttum. Semir özellikle de Sarp Kuray'la görüşmek istiyordu. Yani bana da birkaç defa söyledi. Hatta ben biraz hoş karşılamadım doğrusu. Bazı nedenlerle. Sarp Kuray da zaten sürekli İsveç'te kalmıyordu. İşte T santralinde o Sarp Kuray'ın yetkilisiyle karşılaşıyorlar. Semir'le hal hatır sorduktan sonra Semir diyor ki ben Sarp Kuray'la görüşmek istiyorum. Çok çaba sarf ettim ama bir türlü görüşemedim. Mutlaka görüşeceğim. Ben biraz onların ilişkilerini biliyorum, Sarp'ın ilişkilerini biliyorum. O da biraz Apu gibi öyle randevu almadan, zaman bağlamadan falan saptamadan şey yapmazdı. Bu diyor ki yani böyle bir iki günde olmaz ama bir gün verin, bu en az yani bir 10 günlük 15 günlük bir süre olsun, ben ayarlarım, o zaman siz gelir görüşürsünüz. Semir'le Seher bakışıyorlar yani gün meselesinde. Semir diyor ki biz ayın 2 Ekim'de, yani muhtemelen bu Eylül 15 veya Eylül'ün 20'sidir. Semir diyor ki biz ayın 2'sinde Peşeng'in kuruluş yıl dönümüne geleceğiz. Bu ayın 2'sidir. Yani 2 Ekim'dir, bugündür yani. Bir gün öncesinde veya sonrasında bize randevu ayarla, görüşelim. Evet. Benim sonradan tabii Semir artık şehit olduktan sonra ben bu olayla ilgili epey araştırma yani yaptım. Yani Keksayt bu geceydi yani, bu geceydi aynen. Evet, evet, bu gece. Yani bundan 38 yıl önce bu geceydi. Tam da bu gece, tam da bu gece. Evet. Demek ki bir gün sonra Semir onlar gidiyor. Yok, yok, yok. Yani yanlış söyledim. Şimdi bu Eylül'ün, yani Semir'in Sarp Kuray'ın adamıyla karşılaştığı tarih Eylül'ün son 10 günüdür yani. Son 10 günü veya neyse ikinci yarısıdır, öyle diyelim. Adam diyor ki evet, fakat şeyi de öğrenmiş oluyor, gidiyor Sarp'a söylüyor. Diyor ki biz, onlar senden randevu istiyorlar, Semir seninle görüşmek istiyor. Ayın 2'sinde Peşeng'in, yani Ekim 2'de Peşeng'in kuruluş yıl dönümüne katılacaklar. Ondan bir gün önce veya sonra randevu verebilirsen iyi olur. Benim sonradan öğrendiklerime göre, ki bu şu anda ben isim verecek durumda değil, ya bilmediğim için veremiyorum. Ama PKK'den ayrılan arkadaşlardan birisi, o zaman bekadaymış, hatta birkaç tanesi, yani o işi bilecek düzeyde insanlar bana dediler ki Sarp doğrudan buraya adam gönderdi. Yani o haberi Apo'ya bildirmek için. Öyle olabilir, olmayabilir. Ama büyük ihtimalle PKK'liler Sarp'ın veya Sarp'ın örgütü üzerinden
o istihbaratı aldılar ve hazırlıklarını yaptılar. Şimdi daha sonradan tabii Hüseyin Yıldırım'ın bana bahsettiğine göre işte bir müddet sonra Kel Raşit dediğimiz, asıl adı Nuri Candemir, Kel Raşit dediğimiz arkadaş bizim kuruluş yıl dönümümüzden bir 10 gün önce şeye geliyor veya bir hafta önce Hüseyin'in evine geliyor. Hüseyin o zaman PKK'nın İsveç yetkilisi, sorumlusu. Hüseyin'in evine geliyor. Fakat Hüseyin'in bana söylediğine göre diyor ben PKK'daki şeyleri tanıyordum, tetikçileri tanıyordum. Bu da önemli tetikçilerden birisiydi. Birisini öldürmeye geldiğini veya öyle bir iş için geldiğini anladım. Diyor ben hiç Semir olduğunu bilmiyordum, zaten bilseydim diyor çok daha sert davranırdım ama yine de diyor sert davrandım. Diyor dedim ki benim evde kalamazsın, lütfen çık git. Niye dedi diyor, ben dedim kalamazsın. Çekti gitti. Aldığımız yani bildiğim istihbarat değil zaten, bu bilgidir, kesin bir bilgidir. Bu oradan şeye gidiyor. Kulplu ama Silvan'da da kalmış. Halis diye PKK'li ama kırık, hala da sanıyorum sağdır. Böyle kırık işlerle uğraşan, mafyatik işlerle uğraşan bir tipe gidiyor ve onun evinde kalıyor. Ve yine bildiğimiz kadarıyla, tespit ettiğimiz kadarıyla o süre içinde artık planlıyorlar. Birazdan anlatacağım, cinayet sonrasında anlaşıldı ki değerlendirmelerimize göre ve o anda cereyan eden o hareketlenmeden anladık ki adam daha önce gelmiş o Medborjar Platsen diye, Medborjar Hus diye bir evdir. Böyle konferans salonları var, kültür evidir, işte sineması var, bilmem nesi var. Orada gelip keşif yapıyor. Yani ben vurduğumda diyelim ki kapıdan nasıl çıkarım, nereye giderim, nereye kaçarım, kaçamazsam nasıl atlarım, nereden atlarım da ilgili bir keşif yaptığı anlaşılıyordu. Ona sonra geleceğim. Bunun yani Kel Raşit'i sonradan saptadık. Bu bizim sempatizanımız, hatta işte kitle tabanımız olan kalabalık, burada hayli kalabalık Farkinli bir aileyle beraber geliyor. Bu Farkinli ailenin şeyle de yakınlığı var. Evinde kaldığı adamla, yani Halis'le de yakınlığı var, tanışıyorlar, ilişkileri var. Doğrusu o Farkinli ailenin daha sonradan araştırdık, zaten bizimle çok iyi ilişkileri var, çok yurtsever bir aile. Asla böyle bir şeyi bilmiyorduk. Dediler ki bu da Peşengin gecesini izlemek istiyor, sizinle beraber gelsin demişler. Onlar da tamam gelsin demiş. Ya o aileyle beraber gelmiş. Biz kapıda tamam bir güvenlik şeyimiz var o günün koşulları içinde. Ama yani böyle klasik bir arama ya tabi tutmuyoruz gelenleri. Zaten herkesi tanıyoruz. Öyle klasik üst araması falan yapmıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu yani şapkasının altında tabancasını, hani arama yapabilirler diye şapkasına koymuş şeyini. Öyle işte geniş bir şapka almış, ona uygun ve öyle gelmiş. Semir'i tanımıyor tabii. Muhtemelen resimlerini falan görmüştür, göstermişlerdir. Belki videolarını da göstermişlerdir. Ama işi sağlama alabilmek için hatta belki kaçtık, yani işi, cinayeti işledikten sonra kendisine yardımcı olmaları için, kendisini korumaları için birkaç PKK'liyle geliyor. Biz bunlardan birisini biliyoruz. O zaman çok meşhurdu PKK'liler içinde.
Necati diye Dersimli bir arkadaş. Sonradan PKK'den ayrıldı. Hatta başına bizimkilerin bilinçli yapmadıkları bir işle geldi. Yani onu bıçakladılar bizimkiler sonradan. Ama bilinçli yapmadılar yani. Öyle planlı yapmadılar daha doğrusu. Necati ile beraber gelmişti. Muhtemelen Semir'i Necati şeye gösteren, yani budur diyen de muhtemelen şeydir, Necati'dir. Derken gece başladı. Uzun boylu muydu? Hayli kalabalıktı. Doldu gece. Evet. Necati dediğiniz kişi uzun boylu muydu? Uzun boylu, evet, evet. O Necati. Evet. Yani bir başka aslında program ileride yani yaparsanız, ben onun nasıl bizim arkadaşlar tarafından bıçaklandığını, niçin bıçaklandığını da size anlatırım. Çok enteresan bir olaydır aslında. O gün yani bizimkiler Hüseyin'i de öldüreceklerdi. Ben engel oldum. Yani dedim kesinlikle bir manipülasyon vardır, oradan uzaklaşın dedim. Uzaklaşırken neyse bu Necati karşılaşınca diyorlar demek ki Sait abi yanlış biliyor. Bu bir planlı bir takiptir. Bizimkiler dönüyorlar. Necati'yi bıçakladılar. Yani bunu burada bırakalım. Şimdi o gecede tabii birkaç tane şimdi hatırlamıyorum. Başta sanıyorum Komal olmak üzere yayın evleri olan, kitapları olan birkaç kesim geldi, stand açtı. Semir de biliyorsunuz okumaya müsait bir şey, yani düşkün birisi. Çok okuyordu. Benim evde kalırken de öyleydi. O şeyini saptamıştım. Gece başladı. Murat Cuvan genel sekreter olarak konuşmasını yaptı. İşte sonrasında müzik başladı. Birkaç konuşmadan sonra müzik başladı. O ara ben Semir'le özellikle yan yana oturuyordum. Şey de vardı, Seher de vardı ve Baki de vardı. Baki'nin yanında bir iki arkadaş daha vardı. Semir, ben fark etmeden, tabii ben aynı zamanda gecenin organizatörüyüm. Zaman zaman meşguliyetlerim oluyor, bana bir takım insanlar geliyor, bir şeyler soruyorlar. Ben fark etmeden kalkmış, gitmiş, kitap standını yoklamış. İşte muhtemelen onlar da zaten yani oturma yerlerini de onu izleyecek biçimde düzenlemişlerdir. Görüyorlar, takip ediyorlar ve birdenbire bir baktık dışarıdaki salonda, yani o kulis ve standların olduğu, kitap standlarının olduğu salonda üst üste bir iki silah patladı ve bir kargaşa, telaşa başladı, bağırışmalar falan. Çıktık baktık Semir, ben gittiğimde Semir'i daha görmeden önce, yani zaten millet bağırdı işte Semir'i vurdular diye bağırışanlar vardı. Fakat ben gittiğimde adam, o daha sonra atlayacağı pencereden önce çıkmış, yani arkadaşlar anlattılar, sıktıktan sonra ana kapıdan çıkmak istemiş, önünü kesmişler arkadaşlar. Orada hayli bir kalabalık var, biliyorsunuz o gecelerde genellikle o salonlarda, kulis salonlarında oluyor. Önünü kesiyorlar. Birkaç arkadaş, başta adını buradan söylemeliyim. Kuklu Liceli Celal, Liceli Kuklu Celal diye bir arkadaşımız var. Çoktan beri karşılaşmıyorum ama çok kahraman, çok yiğit bir arkadaş. O, onunla birisi daha, şu anda adını hatırlamıyorum. Yani kim olduğunu biliyorum, tanıyorum ama adını hatırlamıyorum. Bu ikisi, bu elinde tabanca, bir taraftan atlayacağı yere doğru gitmek istiyor. Yani pencereye doğru gitmek istiyor. Fakat oraya yetişene kadar da yakalanmak istemiyor. Tabancasını yani üstüne gidenlere yönelterek
sıkmaya çalışıyor, tabanca tutukluk yapıyor. Yani yanılmıyorsam bir iki tane sıktı, tabanca tutukluk yaptı. Tutukluluk yapınca adam son hızla o pencereden, önce belli şeydi, yani profesyonel birisiydi, bu işleri biliyordu. Önce yaralanmaması için dirseğiyle ve bir tekmeyle camı kırdı, uzak durdu. Cam kırıldıktan sonra aşağı atladı. Tabii o onu yapa durarken artık biz anladık bu aşağı atlayacak. Biz ana kapıdan çıkarak, yani yaklaşık 200 metredir böyle bir çıkıyorsun, sonra dönüyorsun, pencerenin altıdır. Ben ulaştığımda zaten onun başında en az 100 tane insan vardı ve o görünmüyordu. Yani herkes tekme tokat ona girişiyordu. Linç ediyorlardı. Evet. Ben yetiştim. Tabii ben bu seyirciler için. Çünkü herkes beni tanıyordu. Yetkilisi ben sözünü oldu. Kesmeyeyim tabii. Sözünü kesmeyeyim. Bunu da anlatayım. Yani Stockholm'un ortası, yani cinayetlerin hiç işlemediği, İsveçlilerin cinayetlere alışkın olmadığı bir ortamda oluyor bu. Aynen böyle. Ya yani Söder diyorlar. Yani İsveç'in en lüks yeri. Yani en, yani işte şeyde Taksim, neyse bir zamanların veya Diyarbakır'da bir zamanların ofisi veya Yenişehir'i, neyse öyle bir yer yani. Neyse, eğer ben bağırmasaydım, yani milleti engellemeseydim, kesinlikle onu linç edeceklerdi. Ben ve birkaç arkadaş, başta ben olmak üzere birkaç arkadaş özellikle dedik ki öldürmeyin. Ve o ara polis de gelmişti. Biz yakaladık ve polise teslim ettik. Adam zaten yani ben ilk atladığında hem demek ki belli bir sarsıntı geçirmiş, belki şeyleri, vücudu hayli sarsılmış. Ama yanı sıra insanlar bir sürü tekme tokat vurdular ona. Hatta kim ele ne geçirdiyse falan. O halde polis geldi, aldı, götürdü. İşte peki Semir'in üzerine gittiniz mi? Semir'in durumu nasıldı? Evet, gittik. Ben gittiğimde Çetin ölmüştü. Maalesef Semir ölmüştü. Maalesef. Yani hastaneye tabii hemen yani ben gittiğimde zaten götürmüşlerdi. Biz döndüğümüzde hemen şey gelmişti, ambulans gelmişti. Fakat haber geldi, dediler yani maalesef Çetin şey olmuş. Benim şimdilik söyleyebileceklerim yani bu kadar. Doğrusu daha sonradan tabii aynı gece biz Baki ile Seher'in de hani güvenliğini sağlamak zorundaydık. Ben çok iyi hatırlıyorum. Onlar da çok üzgündü, çok öfkeliydi. Ama aynı zamanda üzgündü. Aynı zamanda tabii yani haliyle onların da hayatı şey altındaydı. PKK'yı bizden daha iyi tanıyorlardı. Böyle dönemleri nasıl kullanacağını. Ben önce gitmedim ama gece yarısı, yani sabah saat 3'e doğru şeye gittim. Yanılmıyorsam Seher'i de beraber götürmüştü Baki. Ve ben onun evine gittim. Orada görüştük. Yani tabii hepimiz çok üzgündük, çok öfkeliydik. Daha sonradan eve döndüm ben. Benim şimdilik söyleyebileceğim bunlar. Çok teşekkür Peki, ediyorum. Peki yani evet. İlk biliyor musunuz? İlk mesela Semir'in yanına giden acaba tek böyle bir söz, bir şey sarf etmiş mi? Yani zaten etmez biliyorsunuz. Bu yani şeyi gereği. Onu bilmiyorum. Yani benim duyduğum bir şey yok. Ama muhtemelen Semir yerinden kalkınca bunlar bu yani katille Necati, çünkü gösteren kesin Necati'dir, onu biliyoruz. Onu izleyebilecekleri bir yere oturmuşlardır.
birbirlerine işaret, yan yana oturduklarını sanmıyorum, birbirlerine işaret vermişlerdir. Ve Çetin şeye gidince kitaplara bakarken bu benim bildiğim direkt şey yapıp kafasına sıkmış. Muhtemelen şey göstermiştir ona, ya otururken göstermiştir, kalkarken göstermiştir veya aynı zamanda kitap standından da göstermiştir. Muhtemelen Semir, yani ikisi de Semir'i izliyordur. Muhtemelen hem katil kalkmıştır, ayrı ayrı gitmişlerdir standa ama yani bir işaret de budur diye şey yapmıştır, katil de sıkmıştır. Zaten adam çok profesyoneldi. Yani benim izlediğim kadarıyla, sonradan şey yaptığım kadarıyla Hüseyin anlattı. Yani diyor Apo'nun Avrupa'daki tetikçiler ve Hüseyin bu ara bir şey söyledi. Dedi ki ben tabii o şey deyince ya ben anladım bir şey yapmaya gelmiş. Ya dedim Hüseyin peki dedim işte sözde ben hani PKK uzmanıyım. Hala da öyle geçiriyorum. Dedim ki Hüseyin ya peki senin haberin olmaz mıydı böyle şeylerden? Ya girdi ya dedi ki Eksayit sen dedi çok şeysin yani bu tür işler dedi doğrudan APO'ya bağlıydı. Kimsenin hiç kimsenin haberi olmazdı. Yani orada çok dar APO'nun haberi olurdu veya tetkikçilerin haberi olurlardı. Hatta bazen kimi öldüreceklerini bilmezlerdi, giderlerdi. Orada her ülkede de işte benzer birkaç bu Halis gibi birkaç insan vardı. Yani bu işi organize eden. Ve dedi asla benim haberim olmazdı, olamazdı. Burada olan olup bitenlerin hiçbirisinden dedi benim haberim olmadı. Bunu da anlatmış olayım. Hüseyin'e de buradan yine tekrar tekrar çok geçmiş olsun diye. Evet. Eyvallah Keke Sait, biz de sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Beni sonra Sayda bir daha programdayken Hüseyin abinin hani Hüseyin Yıldırım demek istiyorsunuz değil mi? Avukat evet, Avukat Hüseyin Yıldırım. Ben yani örgütsel yapısı içerisinde bu tür şeylerden gerçekten hiç haberi olmayan bir insandır. Yani tesadüfen katille bir yerde karşılaşmasının bir anlam çıkarmam. Nasıl gidiyorsunuz? Katil Farkinli bir aileden faydalanarak içeri girdi. Ama Farkinli aile temizdir. Bu tür işlere hani bulaşmaz, alet olmaz. Hüseyin abi de öyle biridir. Yani kesinlikle şiddet olaylarına karşıdır. İkincisi bahsedilen örgütün örgütsel yapısı içerisinde hiçbir zaman görev almadı. Böyle bir şey daha hep yanlış anlaşıldı. Bir şey hatırladım onu da size söyleyeyim. Olumsuzluklarda geçmişte bunu bazı Kürt örgütleri de söyledi. Olumsuzluklar, örgüt içindeki olumsuzluklarda hiçbir payı yoktur. Hiçbir rolü yoktur. Hatta şiddet eylemlerinin tümüne karşıdır. Yani bunu belirtmek. Evet evet. Tabii ben daha sonradan İbrahim Aydın'ın da anılarını okudum. Hüseyin de anlattı bana. Bir şey daha anlatayım konuyla ilgili. Şimdi 2 Ekim 4 Ekim'de Macaristan'da Sol Birliği'nin bir toplantısı var. Sol Birlik diye biliyorsunuz Türk soluyla TKP, TİSİP, TİP, TKSP, biz ve Teslim'in örgütü ile birlikte bir Sol Birlik diye bir ortak bir cephe kurma çalışmalarımız vardı. Sonradan kuruldu da. Sol Birlik toplantısı var. Henüz kurulmamış. Görüşmeleri sürüyor. Benle Murat Civan'ın şeye gitmesi lazım. Macaristan'a, Budapeşte'ye gitmemiz lazım. Tabii olaylar nedeniyle zaten yorgunduk. Olayın şoku henüz üstümüzde. Ve biliyoruz bu devam edecek. Doğrusu zaten bizde de, bizim kendi içimizde de bir tartışma vardı. Yani bunlara mukabele etmek gerekir mi gerekmez mi, o zaman biliyorsunuz Avrupa'da insanları öldürmeye başlamışlardı. Bizim kendi örgütümüzde de öyle bir tartışma vardı. Ben mesela mukabele edilmesi gerektiğini savunanlardan birisiydim. Bu şey olmayan insanlar vardı, böyle düşünmeyen insanlar vardı. Bu yönüyle bana yönelik eleştiriler de vardı. Tabii olay olduktan sonra uçakta Murat'la karşılaştık. Artık o
O gecemiz çok şey geçti, stresli geçti. Zaten uyuyamadık. Bir sonraki gün hazırlık yaptık. Gece uçağa bindik. Uçakta Murat'la bu konuyu değerlendirdik. Ben de yani ne yapalım, nasıl mukabele edelim, nasıl değerlendirelim bu işi? Daha çok mukabele edelim mi, etmeyelim mi? Nasıl gerisi gelebilir, nasıl tedbir alırız falan diye bir sohbetimiz oldu. Ben ona dedim ki valla biz de bir birim kuralım ve hem arkadaşlarımızın güvenliğini sağlasınlar hem de gerektiğinde mukabele edelim dedim. Tamam. Dedi ki mesela kimleri düşünüyorsun dedi. Valla dedim yani tabii bunu diğer arkadaşlarla da birlikte görüşelim ama mesela ben bu işin başına Mustafa Tangüner'i geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum dedim. Mustafa Tangüner çok iyi bir arkadaştı biliyorsunuz Danimarka'da. Bu olaydan 2 gün, 3 gün sonra öldürüldü veya hatta 2 gün sonra öldürüldü. Onunla ilgili benim bir yazım vardır. Bu gece ne oldu? Sen onu arkadaşına söylerken duydular mı öldürdüler? Nedir? İşte dur ki hayır onlar demek ki ben bir yazım var o yazıyı okursanız onu niye öldürdüklerini bilirsiniz. Yani onlar biliyorlardı her örgütte günün birinde kim kendilerine mukabele edebilir, kim rol oynayabilir çok iyi biliyorlardı bu işleri yani. Keki Sait vallahi bu bizim konumuzun dışında oldu. Tamam şöyle söyleyeyim. Biz toplantıdaydık bitiriyorum. Biz toplantıdaydık o zaman telefonlar yoktu. Murat bir pausta hanımını aradı. İkinci gün yani. Hanımını aradı. Mustafa Tangüner aynı zamanda Bismilliydi. Murat da öyle. Bismil'de yaşamıştı. Hanımı dedi ki dün gece Mustafa'yı öldürmüşler. Evet. Mustafa'nın evine girmişler. Evet. Bu kadar. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Değerli seyirciler, şimdi bir aydının, bir entelektüelin, bir örgütçünün... Ben kameramı kapatıyorum. Evet. Stockholm'da çarşının ortasında bir toplantıda öldürüldüğünü öğrenmiş oldunuz. Stockholm ki ceylanlarla tavşanların korkusuz olarak gelip çarşıda dolaştığı bir kentti. Sayın Sait Aydoğmuş'un söylediği yer, yani Çetin Güngör'ün öldürdüğü yer, o salona ben kendim yıllar sonra gittim. Merdivenleri ölçtüm. Katilin kendisini aşağı attı pencereye. Pencereden baktım. Katilin düştüğü yeri de gittim gördüm. Şimdi bu entelektüel Kürt, bu örgütçü Kürt neden öldürüldü? O konuyu işleyeceğiz. Neden öldürülmeden önce Çetin Güngör kimdi? Önce ben kendi onunla birlikte olan arkadaşlığımı, onun nasıl tanıdığımı, nasıl bir insan olduğunu önce ben anlatmak istiyorum. Ben Çetin Güngör'ü 1975 tarihinde Dersim'de tanıdım. O dönemde ben Dersim'de Tunceli Öğretmen Okulu'nda öğrenciydim. Ama kendisi benden genç olmasına rağmen Elazığ Kız Öğretmen Okulu mezunuydu, öğretmen olmuştu. Kız Öğretmen Okulu'nda da okuduğu için herhalde çok kibardı. Yani yapı olarak kibardı, bir öğretmenin oğluydu. Entelektüeldi. Nasıl? O dönemde mesela genellikle sol gençlik kitapları okurdu. Sol kitapları okurdu. Stalin'in kitaplarını, Mao'nun kitaplarını, Ho Chi Minh'in kitaplarını okurdu. Ve onları ezberlerdi. Adeta kelime kelime alıntılar yaparak onları şey yapardı. Yani onları dinlediğin zaman o zamanki gençlerini adeta gece kitabı okuyorlar. O kitapları gelip aynı kelimelerle gündüz size anlatıyorlardı.
Ama Çetin Güngör hemen yani göze çarpardı. Çetin Güngör öyle değildi. Kültürel birikimi vardı ve bütün cümlelerini kendisi üretiyordu. Yani Stalin'in görüşlerini, Ho Chi Minh'in görüşlerini, Mao'nun, Lenin'in görüşlerini tekrarlamıyordu. Yani kendisi, kelimeleri kendisine aitti, espiritüeldi ve kültürel birikimi vardı. Yani denilebilir ki benim tanıdığım o dönemde 1975 Kürdistan Devrimcileri grubunda Çetin Güngör ve Malatya'da katledilen Celal Aydın. Yani bunların yanında kimse tartışamazdı. En iyi tartışmacı, en iyi yani bu ikisiydi. Ve Çetin espiritüel yönü de çok vardı. Yani bizim öğretmen okuluna gelirdi, bizim yatakhanede kalırdı, uzun arkadaşlarımız oldu. Daha sonra ben de o Van bölgesine gittik. Van'da uzun süre kaldık. Van'ın kasabalarında kaldık. Van Kalesi'nde eski çağlara ait bir şey vardı. Bir hapishane vardı ve biz Van Eğitim Enstitüsü'nde okuyan öğrencileri götürüp o hapishanede onlara eğitim çalışması yaptırıyorduk. Hatta bir gün ben o birkaç kişi, bir rızgarcıyla ben tartışıyordum. Anti sömürgeci mücadele dedim. Komiser tam yakamdan tuttu. Dedi gel ulan bu anti sömürgeci mücadele. O ben o rızgarcıyı yakaladı ama Çetin böyle yakışıklı bir tipti. Üstü başı düzgündü ama o anda konuşmuyordu. İkimizi götürdü yani. Karşılıklı tartımız kişi. Fakat yolda ben ona dedim ya biz şimdi gittik mi bu sorarlar anti sömürgeci mücadele falan. Biz deriz biz Mustafa Kemal'in ulusal kurtuluş mücadelesini tartışıyorduk. Neyse biz gittiğimizde işte onu söyledik. Ondan sonra adam komiser inandı. Ondan sonra bizi bıraktılar. Biz Çetin'le birlikte yine Van'da kalacağımız yer vardı benimle onun. Ardından ben Yüksekova'ya gittim. Yüksekova'da başımdan bir sürü macera geçti. Orada bazı öğretmenleri, Savaş Buldan'ı falan ikna ettim. Ondan sonra onları beraber getirdim Çetin'in yanına. Ben Branık'a gittim ve Çetin orada kaldı. Orada kaldı. Yüksekova'ya sonra gitti. Oradaki örgüt çalışmalarını. Yüksekova'daki örgütü benden sonra Çetin oluşturdu. Ve daha sonra Çetin her ne kadar FIS toplantısına katılmadı ise ki FIS toplantısı bütün kadroların veya işte bölgede örgütlenme yapan kişilerin katıldığı bir toplantı değildir. Ama Çetin bulunduğu her yerde o kitleye, o gruba, o yapıya önderlik yapabilecek bütün özelliklere sahipti. Kuk şey çatışmasında, Kuk PKK çatışmasında Çetin kesinlikle itiraz etti. Yani bu çatışmalar yanlıştır dedi ve kendi inisiyatifini kullanarak kurtuluşçularla geliştirdiği ilişki sonucu kurtuluşçular aracı oldular ve KUK'la yapılan çatışmayı Semir durdurdu. Yani işte örgüt ilahi işte sana bir görev verecek, sen öne çıkacaksın. Bir öyle adam var, yani bakıyorsun sıfır adamdır, örgüt görev veriyor, bir bakıyorsun bir numaralı adam oldu. Yani bir böyle insanlar var, bir de yani eğer öğrenciler içerisinde ise öğrenci kesim içerisinde öne çıkıyor. Yani konuşmalarıyla, hal ve hareketleriyle, davranışlarıyla, örgütsel becerileriyle lider tipi olarak ortaya çıkıyor. Şehire geldi mi orada ortaya çıkıyor. Başka bir yere normal bir adam olarak gidiyor ama bir ay içerisinde o şehirde öne çıkıyor. Çetin Güngör böyle bir insandı. Yani bulunduğu
her cemaatte bulunduğu, her okulda bulunduğu, gittiği her şehirde bulunduğu çevreyi ikna ediyor ve öne çıkıyordu. Yani ben 12 Eylül öncesi Çetin Güngör'ü bu şekilde gördüm, bu şekilde tanıdım. Şekilci bir adam değildi, taburları kabul etmezdi ve düşünce üretirdi. Entelektüel birikimi olan bir insandı. Ben 1980'e kadar, yani ben yakalandığım günlere kadar ben Çetin'i böyle gördüm. O zaman ismi Çetin'di, henüz Semir ismi konulmamıştı. Fakat ben 1980'de yakalandım ve ondan sonra da bilmeyen 1979'dan sonra ben Van'da, daha doğrusu ayrıldıktan sonra artık Çetin'le görüşemedim. Fakat sadece yurt dışına çıktığını ben hapisteyken duydum. Şimdi yurt dışında tabii elbette, yani benim kendi gözlerimle gördüklerimi anlatamam. Ama ben hapisten çıkıp Beka'ya gittiğimde benim için bir numaralı sorun, benim tanıdığım arkadaşlarım nerededirler, başlarına ne gelmiş, akıbetleri nedir? Onları didik didik bir arkeolog gibi araştırmışım. Zannedersem bu konuda tek tek katledilen arkadaşları en iyi bilenlerden birisi olarak kendimi sayıyorum. Siz saymasanız ben onu da kabul ederim ama ben kendimi öyle sayıyorum. Şimdi Salih Aras 1980 sonrası veya Çetin dönemini yurt dışında olduğu için o dönemi biliyor. Önce ona bir söz hakkı tanıyalım. Salih bir o dönemi anlatsın. Buyurun Salih. Şimdi iki örnekle başlamak istiyorum. Birinci örnek, sık sık İmralı'dakini ziyarete giden biri vardı. Tursun'da Mihri Belli. Şam'a gidip geliyordu. Tabii yol parası falan hep karşılanıyordu. Ve İmralı o zaman Şam'dakiydi. Evet, Şam'dakini kastediyoruz. Şam'dakine diyor ki siz evet. Semir gibi adamlar yetiştirmişsiniz veya da sizde Semir gibi adamlar var. Siz Kürdistan'ın geleceğini garantiye aldınız. Şimdi devlete kadar, devletin uzantılarına kadar demek ki bir takiptedir. Üzerinde bir yoğunlaşma var. Hani tehlikeli görüyor. Geleceği gören biri olarak hesaplanıyor, düşünülüyor. İkinci örnek, Mehmet Ali Brand'ın 1988 Haziran'ında Şam'a gittiğinde yaptığı görüşmede diyor ki Semir diyor, neden Semir öldürüldü? Yani nedeni nedir? Semir diyor, Çetin Güngör demiyor. İmralı, o da Şam'daki de cevap veriyor. Diyor nasıl olsa öldürülecekti. Şimdi nasıl olsa öldürülecekti. Demek ki bu bir yerlerden planlanıyor. Şimdi biz olayın sadece İsveç'teki tarafına bakmamak gerekiyor. Demek ki bu planlar daha önceden kurulmuş. Yani bunun devlet bağlantıları da vardır. Bunun için hedef alınıyor. Şimdi neden hedef alındı? Sorunlar biliniyor. Yani Çetin Güngör'ün ikinci kongreden sonra geliştirdiği kendi yakın arkadaşlar, yani yakın arkadaşlar dediğim zaman o zaman orada kim var? Cemil var, Duran Kalkan var, Fuat var, Ali Çetiner var. Selahattin Çelik var. Selahattin Çelik var. Bunlarla konuşmalarında diyor ki her şey genel sekreterliğe bağlı, bu tehlikelidir. Böyle olmaz. Şimdi Semir neden bunları diyor? Demek ki çok yoğunlaşıyor. Sen anlattın dedin ya, klasik kitapları okuduğu zaman onun ezberini anlatmıyor, yorumunu anlatıyor. İşte öyle bir insan, yani analiz yapıyor, geleceği görüyor. Diyor ki bu tehlikelidir. Bizim merkez komite olmalı. Genel sekreter merkez komitenin üstünde olmamalı. Bunu orada söylüyor, Lübnan'da söylüyor. İşte o zaman artık tam bilmiyorum, Beka'da mı kalıyorlar, Şam'da mı kalıyorlar? Onu bilmiyorum çünkü o ara orada Beka'da değil. Beka'da kalıyorlar. Hepsi bunu Beka'da diyor. Kalıyor. Kimse Özel demiyor. Kimse Çetin'e demiyor. Ya senin dediklerin yanlıştır demiyor. Kimse, hiç kimse bir şey. Diyorlar tamam haklısın. Hani bir örgütün merkezi olmalı. Genel sekreter merkezin ya da merkez komitenin üzerinde olmamalı. Yani kurumlarımız olmalı. Sorun burada başlıyor. Tabii o zaman şimdiki gibi kendisini güçlü görmeyen zat İmralı'daki fazla tepki göstermiyor.
Yani sessiz kalıyor. Ama diğerleri de Semir'in yanındayken Semir gibi düşünüp Semir'den ayrıldıktan sonra da diğerinin kulu gibi tipler olabiliyorlar. Şimdi sorunlar böyle başlıyor. Teknik üzerinden başlıyor. Hatta o zaman bir örnek veriyor. Daha sonra bu yazılarında da vardı. Ali ismi geçiyor. Ali arkadaşlar oradaki ismi Ali'dir. Biliyorsunuz nedenini de biliyorsunuz. Bunlardan bahsetmiştik. Diyor ki her şeyi Ali arkadaşa bağlamak doğru değil. Hadi diyelim ki insandır. Bir yerde kaza geçirir. Yani veya da biz tehlikeli işte yani bazılarına göre biz bazılarının hedefi durumundayız. Hani Ali arkadaşa bir şey olursa o zaman ne yaparız? Kurumlarımız olmalı. İçeride ve dışarıda. Avrupa'da. Kürsan'ın değişik parçalarında kurumlarımız olmalı. Biz her şeyi kurumlarla yönetmeliyiz. Şimdi kurumlar denilirken ben gittiğim zaman da 86'da Şam'daki de hep kurumlardan bahsederdi. Derdi ki kurumlaşmamız gerekiyor. Bunu ilk söyleyen Çetin'dir. Hani kurumları ilk dayatan. Siyasi alanda, politik alanda, silahlı mücadelede, ülke içi faaliyetlerde, ülke dışı faaliyetlerde kurumlarımız olmalı. Kişilere bağlı olmamalı. Çünkü kişiler ne olacağı belli değil. Bir kaza geçirir veya bir şey nedenle kaybedebiliriz kişileri. Ama kurumlar olursa mücadele süreklilik kazanır. Nasıl ki işte devlete olanlar diyor ya devlette süreklilik gereklidir. Biz de Uluslar Kurtuluş Hareketi'yiz. Bizde kurumlar olmalıdır. Kişilere bağlı olmaz. Şimdi buradan hedef oluyor. Peki diğerleri bunu anlamıyor mu? Yani sadece diyelim bunu Çetin Güngör mü anlıyor? Aslında diğerleri de anlıyor ama belki Çetin Güngör kadar derinliğini anlamıyorlar. Çünkü Çetin Güngör geleceği hesaplıyor. Kazanmayı hesaplıyor. Bağımsız Kürdistan'ı hesaplıyor ve ona göre bir pozisyon almamız gerekiyor diyor. Kurumlardan bunun için bahsediyor. Tek kişiye bağlılığın bir felaket olabileceğini daha sonraki yazılarında mesela diyor ki bu mantıkla giderseniz Hakkari'de bitersiniz. Yani gerilla mücadelesi bu şekilde başarıya ulaşamaz. Şam'dan yönetilemez. Bir kişinin tek elinde olamaz. Mümkün değil ve nihayetinde dedikleri 30 yıl sonra, 35 yıl sonra işte günümüzde her şey ortaya çıktı. Gerilla mücadelesinin nasıl bir fiyaskoyla bittiği, nasıl komik bir şekilde yönetildiğini, on binlerce Kürt gencinin nasıl şey edildiğini, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim aracı haline getirildiğini hep gördük. Şimdi burada şey önemlidir. Diğer arkadaşların tavırları önemlidir. Şimdi diğer arkadaşlar, hani arkadaşlar diyorum, birçoğunun arkadaş da denilmez de sessiz kalmaları Çetin Güngör'ün hedef olmasına neden oldu. Yani sadece diyelim ki o dönem işte Fuat'tır, Ali Çetiner'dir, Kesire'dir, diğerleridir. Mesela Avrupa görevi olarak gönderilen Edip var, işte Hasan Hayri Güler var, Sadun var, Salman Ömürcan var. Yani bunların hepsi olaylarını çok çok iyi biliyorlar. Çetin Güngör'ün ne demek istediğini çok iyi biliyorlar. Diğerinin durumunu da biliyorlar. Ama ona rağmen hepsi haksızlıktan yana oluyor. Hepsi haksızlığı kabul ediyor. Doğrulara kendilerini şey yapıyorlar. Doğruları kabullenmiyorlar. Durum böyle olunca işte 83'ün sonlarında 84'te bu durum ortaya çıkıyor. Ama burada şunu anlatmak da gerekiyor. Çetin Güngör bu dönem şeyi çözüyor. Yani Şam'dakini çok iyi çözüyor. Tekrar onun yaratmış olduğu ortama gitmenin bir çözüm olmayacağını da anlıyor. Hatta bu konuda Saime Aşkın'ı da uyar. Çünkü Saime Aşkın sorunları gidip tartışacağım, çözeceğim derken o diyor ki oraya gitme. Tartışarak yapılacak hiçbir şey kalmadı artık. Yani bir felaketin olacağını biliyor ama Saime'yi engellemiyor. Ve Saime gidiyor, Saime'nin başına gelenler biliniyor da. Saime orada katlediliyor. Şimdi neden Semir kabul edilmedi? Yani haklı olmasına rağmen arkadaşları neden onu kabul etmedi? Burada bu sorunun irdelenmesi gerekiyor. Çünkü bu her zaman karşımıza çıkabilecek bir sorundur. Yani bir kesim. Şimdi adamın sahaya orada bir devlet dayanması, bir devletin desteğini alması, diğerleri açısından bir sigorta olarak görünüyor. Yani bundan yana olursan en azından yaşayabilirim. Ama sen birden yana olursan hayatım tehlikeye düşebilir. Fakat neden bu duruma geldi, onun analizini yapamıyor. Peki bu durum neden gelecek, onun da analizi yapılmıyor. Sadece o dönem kendi
şeylerini düşünüyorlar. Bir anlamda can güvenliklerini düşünüyorlar. Ve bununla birlikte olursak, geleceğimizde garantiye alırız hesapları yapıyor. Fakat bu hesapları tutmuyor. Çünkü Şam'dakinin hesabı farklıdır. Şam'dakinin hesabı Semir'den hareketle onun gibi düşünen tüm insanları tasfiye etme ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini yenilgiye uğratmaktır. Fakat diğerleri bunun ne kadar farkında bilmem. Belki birkaç tanesi de ortağıdır. Yani bunların hepsi bir şekilde izah edemeyiz. Muhtemelen onda yanı olanlar da var. Çünkü Şam'dakinin kendi başına bu işlerin hepsini başarması mümkün değildir. Oldukça mesela orada kapalı bir yerdedir, bir devletin güdümündedir. Ne güneydedir, ne kuzeydedir, ne Avrupa'dadır. Kitleleri o zaman etkileyebilme gücüne de sahip değildir. Eğer örgütsel yapı içerisinde olanlar haklıdan ve doğrudan yana olursa o zaten orada yalnız kalıyor. Yalnız kalıyor ve oradaki devlet de onu artık bir kenara atar yani. Hiçbir değer vermez. Fakat buradaki arkadaşlar bu duyarlılığı hiçbir zaman gösteremediler. Üstelik Çetin Güngör'ün antipropagandasını yapmaya başladılar. Onun Sadi, efendim. İstersen burada bir yani senin bu anlattığın doğrudur. Fakat bizzat orada olan arkadaşların bana anlattığı aynı senin bu süreci böyle biraz daha şey yapayım. Sen bu noktada dur. Buradan sonrasını gene anlatırsın. Bana aynı o dönemde yani ikinci kongre öncesi Beka'da yapılan ilk kongre öncesi bana anlatanları anlattıklarını söyleyeceğim. Diyorlar ki kongre yapılacak. Çetin Güngör, Abbas'ı ve İbrahim Aydın'ı bir çadıra çağırıyor. Diyor ki arkadaşlar bu adam Şam'da oturuyor, geliyor bize talimat veriyor ve gidiyor. Merkez komitesini hiçe sayıyor. Biz merkez komitesi olarak herhangi bir karar alamıyoruz. Bu geliyor kararları veriyor, bize iletiyor, bizi memur gibi görüyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Önce biz merkez komitesi toplanalım. Bu konuyu kendi aramızda tartışalım, hal edelim, ondan sonra kongreye gidelim. Hem İbrahim Aydın hem de Abbas doğru buluyorlar. Sonra Şam'daki geliyor. Aynen o çadırda diyorlar ki Semir arkadaşın böyle görüşleri var, böyle eleştirileri var. Diyor ki hayır, en yüce yer kongredir. Önceden toplantı yapmaya gerek yoktur. Kimin ne görüşü varsa kongrede söylesin. Ve İbrahim Aydın'la Abbas buna da tamam diyorlar. Ve Şam'daki hemen paniğe kapılıyor. Bu sefer orada olan yani kongreye katılacak olan tek tek kişiyi çadıra çağırıyor. Onlara diyor ki Semir'e dikkat edin. Semir tehlikeli olabilir. Biliyorsunuz Dersimlidir. Dersimlilerde biraz Kemalist özelliği var. Gelişi kuşkuludur. Bu kukla çatışmayı bu kendi başına durdurmuştur. Buna dikkat edin. Tek tek kişiyi çadıra çağırıp bunları söylüyor. Ve Semir de bunları fark ediyor. Çünkü insanlar Semir'e artık kuşkulu bakmaya başlıyorlar. Semir de bunu fark ediyor. Ve bu ortamda kongreye gidiyor. Semir havayı kokluyor. Yani kalksa dese ki arkadaşlar bizde böyle bir sorun var. Yani bu adam Şam'a gidiyor, geliyor bize talimat veriyor. Oradaki insanlar diyecek ki bak bize önceden söylemişti. Demek ki bu adam kuşkuludur. Ve Semir mecburen o ortamda susuyor. Kongre sonrası görevlendirme yapılıyor. Görevlendirmede diyor ki Şam'daki
Semir arkadaş, ben onu Avrupa koordinatörü olarak öneriyorum. Avrupa'da Türk solu etkindir. Bizde Türk soluyla tartışabilecek tek kişi Semir arkadaştır. Önerisini yapıyor. Bu diğerleri de kimse tuzağın farkında değil. Diğerleri de hemen he diyor ve ondan sonra sayıyor. Yani tasfiye edilmesi gereken herkesi Avrupa'ya gönderiyor. Bak, Resul Altınok'u gönderiyor. Baki Karar'ı gönderiyor. Sayma Aşkın'ı gönderiyor. Süpi Karakoş'u gönderiyor. Ondan sonra daha başkaları da var. Senin saydığın iki kişiyi ben unuttum isimlerini. Fakat Ali Çetiner'le Kesire'yi de gönderiyor. Ama bunlara diyor ki Ali Çetiner'le Kesire'ye, asıl sorumlu siz ikinizsiniz. Orada bizim kitlelerimizi de uyarın. Bunlar küçük burjuvadır. Bunlar reformisttir. Bunları bizim kitlelerimize anlatın. Ve Kesire ile Ali Çetiner kitle içerisinde bu diğer arkadaşlarını teşhir etmek için görevlendiriliyorlar. Ha, Bakı Karar da yani bu şeyle Çetingil'le beraber var. Yani orada kalan veya daha sonra yani orada bizzat gelen arkadaşların bana anlattığı kadarıyla diyorlar PKK'nin bütün kitlesi 100 kişi ya var ya yok 8 sene merkez komite üyesi gönderiliyor. 5 kişi de Şam'da veya Güney Kürdistan'da kalıyor. Ha şimdi bunların gelişi böyle. Ha şimdi sen buraya kadar anlatmışsın. Bana, ben buna ek yaptım. Şimdi bakın geldikten, sen mesela şeyde... Sen şeyden bahsettin. Dedin ki Kesire ile Ali Çetiner ve bunlar arasında nasıl çelişkiler doğuyor onu anlatabilirsin. Şimdi Kürt insanının zayıflıkları var. Bu zayıflıklar yani kandırma üzerine diyelim. O Şam'dakinin bir yöntemi var. Kimi karşısına alırsa der ki ben ve sen. Yani sen benim en iyi veya da en çok güvendiğim birisin. Seni baştan çıkarmak istiyor. Kendine bağlamak istiyor. Yani kongre öncesi insanlarla tek tek görüşmesinin nedeni de budur. İşte her görüştüğü kişiyi kendine ortak yapıyor. En güvendiği insan yapıyor. Yani herkese diyor ki sen yani en güvendiğin sensin. Benim en iyi arkadaşım sen. Benim en iyi dostum sensin. En çok güvendiğim sensin. Ben ve sen beraber yapacağız. Diğerleri ikinci, üçüncü, dördüncü sırada. Demek ki insanlarımız bu konuda oyuna gelebiliyor. Ve kongre istenildiği gibi yapılamıyor. İstenilmeyen bir kongre oluyor ve ondan sonra istenilmeyen bir görevlendirme ile dediğin gibi gereğinden fazla arkadaş Avrupa'ya gönderiliyor. Sonra da onları kitlenin gözünde düşürebilmek için peşlerine işte dediğin gibi Kesire'ni Ali Çetiner'i gönderiyorlar. Şimdi buradaki şey konusu önemlidir. Hani Dersim'i veya da Dersim'leri suçlama durumu önemlidir. Çünkü onun etkileri oldu. O çok çirkin bir şekilde kullanıldı. Mesela broşür bile yazıldı. Semir'den hareketle, Semir bahane edilerek. İşte kışla kültürü, derinci intikam eylemlerimiz diye bir broşür yazıldı. Kırmızı bir broşürdü. Küçük bir broşürdü ama çok nasıl diyelim, çok yani tiksindirici bir şeydi. Sanki sadece Dersim'de Türk askeri kışlaları var. Dersim dışında sanki Erzurum'da, Urfa'da, Diyarbakır'da, Malatya'da, Sivas'ta, Van'da hiç bu kışlalar yok. Sadece Dersim'de askeri kışlalar var veya sadece Dersim'de Türk okulları var. Ya belki en son Dersim'de yapıldı. En son okullar ya da askeri kışlalar Dersim'de yapıldı. Ondan önce hatta Osmanlı döneminde yüzyıllar öncesinde Kürdistan'ın diğer şehirlerinde var. Diyarbakır'da var. Urfa'da var, Antep'te var, Van'da var, Bitlis'te var, Kürşan'ın her yerinde var. Ve en son da Dersim'de, niye en son Dersim'de yapıldığında bu görülüyor da, niye daha öncesi görülmüyor? Şimdi buna inanmak da komik. Buna inanmak da komik. Oradakiler şeyle suçlanıyor. Yani Semir ajanlıkla suçlanıyor. Şimdi sen anlattın. Dedin ki biz Van'da böyle beraberdik. Dersim'de böyle beraberdik. Bir tek sen mi Semir'le beraberdin? Diğerleri beraber değil miydi? Hani sen diyelim cezaevindeydin. Ama diğerleri onların yanında hiçbirisi kaçık demedi ki sen bu arkadaşa böyle davranamazsın. Ve değişik düşen arkadaşlar böyle diğerleri davranamazsın. Diğerleri şunu söylüyorlar. Hani niye demiyorsun? Diğerleri
Diğerleri şimdi, şunu söylüyorlar. Yani PKK'da merkez komitesi veya belki HAPO'dan sonra gelen kişiler, ben onlarla konuşmuşum veya şu anda yazıları bende var. Diyorlar ki Semir biz dinlediğimizde veya bize söylediğinde haklı olduğunu biliyorduk ama bize göre zamanı değildi. Peki şimdi zamanı ha, değildi. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi, bir şey söyleyeyim. Ben onlara şimdi söyleyeyim. Aynı şimdi de daha son söylesem o kişiler şimdi de derler zamanı değil. Bakın biliyor ben musun? bazı şeyleri insan kanıtlayamıyor. Şimdi insan belgeleyemiyor bazı şeyleri. Şimdi o Şam'dakinin kaçması var. Hani hemen partinin kuruluşundan sonra kaçıyor. Ve kaçtıktan sonra diyorlar Mehmet Ali Dumuş demiş ki bunu ihraç edeceğiz. Bu kaçtı. Bize haber vermeden kaçtı. Ama ben bunu kanıtlayayım. Bu söyleniyor. Peki diğerleri hepsi biliyor bu adamın kaçtığını biliyorlar. Kaçan bir insanın peşine niye gidiyorlar? Kaçan bir insanı niye teşhir etmiyorlar? Daha işin başındayken yani daha 12 Eylül cuntası gelmemiş, daha faşist cunta gel. Neden o zaman bunu çizemiyorlar? Çok mu önemliydi Filistin Lübnan sahasına gitme, işte Suriye çok mu önemliydi? Kürdistan, Doğu Kürdistan bomboştu. Şahlık rejimi yıkılmıştı ki o dönem oradaydım. 82'ye kadar. Şimdi konu dağıtmıyorum. Hayır. Yok. Şimdi bu dediğim arkadaşlar baştan beri bu fırsatı verdiler. Baştan beri yok, fırsatı... Önce Semir meselesi anlaşılmalıdır. Semir meselesini anlatıyorum. Yani on başta bu fırsatı verdikten sonra peki arkadaşlar niye sessiz kalıyor Semir olayında? Niye sessiz kalıyorlar? Nedeni ne? Diyelim yok, ki niye sessiz kalmaların nedeni ya gerçekten şeyi göremiyorlar. Yani bilinç düzeyleri çok geridir. Yani analiz edemiyorlar. Mücadele nasıl gelişecek? Mücadelenin ihtiyaçları ne olacak? Ya da işte ama orada yapılan hesap kendi can şeyleridir. Kendi canlarının pazarlığı. Ona dayanmakla kendilerini güvencede görüyorlar. Ben nedeni odur. Çünkü ama orada öykü üzerine giderim. Şimdi seyirciler bizden Stockholm'da çarşının ortasında en modern yerde bir entelektüelin, bir örgütçünün öldürüldüğünü öğrendiler. Fakat bu insan kimdir, niye öldürdü? Sorun olsun, biz diğerlerini yargılama işi ayrı bir şeydir. Şimdi ben devam edeyim oradan. Semir ve saydığım kişiler yani 8 tane merkez komite üyesi Avrupa'ya geliyor. Avrupa'da Kesire ve Ali Çetiner asıl Öcalan'a bağlı. Sonra onu bir sistem haline getirip yani Öcalan'ın koordinatörleridir artık. Ve Semir'le diğer arkadaşları hakkında yani Ali Haydar Kaytan hakkında yani Saime Aşkın hakkında, Baki Karer hakkında, diğer bütün merkez üyeleri hakkında yurtseverlere diyorlar ki bunlar parti çizgisine uymuyorlar, bunlar küçük burjuvadırlar, bunlara fazla önem vermeyin. Neticede o yurtseverler bunu Çetingil'e söylüyorlar. Nedir bu sizin örgüt? Niye siz kendi aranızda anlaşmıyorsunuz? Sizin arkadaşlarınız size bunu diyorlar. Çetin fark ediyor. Çetin fark ediyor ve arkadaşlarına diyor ki bakın arkadaşlar ben kongre öncesi dedim gelin biz bu sorunu tartışalım. Adam kendini merkez komitesi yerine koymuş. Adam kendini parti yerine koymuş. Parti diye bir şey tanımıyor. Partinin hiçbir kuralına uymuyor. Bizden habersiz iki kişiyi göndermiş. Onlar onun görevlileridir. Bizi ise halka teşhir etmeye çalışıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Diyor bir konferans yapalım. Bu konferansta ben görüşlerimi söylerim. Bana göre bu adam partiyi tasfiye etmiştir. Bak o gün görüyor. Bugün hala görmeyenleri 38 yıl önce artık PKK'nın tasfiye edildiğini, onun yerine tek bir adamın geçirildiğini görüyor. Tamam burada ben de sana bir dakika. Şimdi Ali Çetinler'le Kesire neden Şam'dakini destekliyor?
Ya o ya ya bizim biz hikayeyi anlatıyoruz. Bizim için hikayenin içinde de bir hikaye değil. Şimdi değil onu da anlatacağız. Onu da anlatacağız. Önce bir hikaye anlatalım. Ondan sonra grup ikiye ayrılıyor. Kesire, Ali Çetiner, Seher'i unuttuk. Yani Seher'dir, Baki'dir, Ali Haydar Kaytan'dır, Resul'dür, Saima Aşkın'dır, Süpi Karakuş'tur. Bunlar iki gruba ayrılıyor. Sonra Ali Haydar, bilmiyorum işte sen yorumlayabilirsin, Ali Haydar çark ediyor, Öcalan'ın safına geçiyor ve en şiddetli bir biçimde Semir'le Seher'i eleştirmeye başlıyor. Öcalan günlük olarak haber alıyor ve İbrahim Aydın'ı Avrupa koordinatörü olarak gönderiyor. İbrahim sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. İbrahim yumuşak, mülayim, ortamı yatıştıran bir insandır. Diyor git orada Kesire ile Semir arasında problemler çıkmış. Git onları ikna et. Gelsinler, biz Orta Doğu'da bir konferans yapacağız. Bu konferansta sorunu çözeceğiz. İbrahim Aydın geliyor. Geliyor. Tabii diğerleri Resul Altın yok. Tamam diyor, biz gideceğiz, tartışacağız ve sorunu çözeceğiz. Resul ki şeyin Kesire'nin çantasını zorla elinden alıyor ve içini açıyor. Öcalan'ın Kesire ve Ali Çetiner'e yolladığı talimatı okuyor. Resul gidiyor, gideceğiz. Baki diyor gideceğiz. Saime diyor gideceğiz. Süpi Karakuş gideceğiz. Diyor Kesire de gideceğim diyor ve Ali Çetiner de gideceğim diyor. Semir karşı çıkıyor. Yani Semir'le İbrahim Aydın arasındaki diyalogu aynen aktarmak istiyorum. İbrahim Aydın diyor ki Semir gidin Ali arkadaşla orada tartışın, sorunu halledin. Semir de yani İbrahim de Dersimlidir, Semir de Dersimlidir. Semir diyor ki Çetin Güngör, İbrahim biz 8 sene merkez komitesi buradayız. Sen de geldin, etti 9. Orada da 4-5 kişi kalmış. Ben diyorum ki yani Şam'daki kendisini partinin yerine koymuş. Parti marti bırakmamış. Merkez komitesi yok, kongre yok. Ben bu görüşlerime hala sahibim. Biz konferans yapalım. Ben arkadaşlara anlatırım bunun doğru olup olmadığını. Tabii başka şeylerle partinin politikası. Şimdi ben göstereceğim onları. Çetin'in yazıları var. Bizzat yazıya dökmüş ve biz klip haline getirmişiz. Onları yayınlayacağım. Diyor ki bu görüşlerimi ben konferansta anlatacağım. Oya sunacağız. Ve bu görüşler aşağı gitsin. Oradaki merkez komiteleri de onların da oyuna sunsun. Çoğunluk ne dediyse yeter ki bir kurum olsun. Ben suçluysam ben suçluluğumu da kabul ederim. Yok diyor, git Ali arkadaşla çözsün. Diyor ki İbrahim arkadaş, bizim Dersim'de eskiden iki tane köylü birbiriyle kavga ettiği zaman giderlerdi, derlerdi gelin biz sizi götürelim pir olayı halletsin. Diyor sen şimdi bana bunu demek istiyorsun. Ben gitmiyorum. Ben gidersem orada beni öldürür. Semir gitmiyor, Enver Ata gitmiyor, Zülfikar, Zülfü Gök gitmiyor ve Seher gitmiyor. Diğerleri gidiyor. Diğerleri gidince başına ne geliyor? Resul Altınok havaalanında alınıp götürülüp öldürülüyor. Saime Aşkın Güney Kürdistan'da kurşuna diziliyor. Resul Altınok işkence yapılarak öldürülüyor. Ondan sonra Süpi Karakuş işkenceyle öldürülüyor. Ondan sonra Baki Karer İran'da git işleri düzelt. Ondan sonra gel konferans yapalım diye kandırılıyor, götürülüyor. Sonra Baki çağrılıyor. Cemil Bayık'a diyor tutukla.
Baki de gardiyanını ikna ederek zor bela hayatını kurtarıyor. Tarih daha sonra ne ediyor? Kesire'nin başına başka programlarla anlatır. Ne oldu? Kesire hala piyasada yok. Ondan sonra Ali Çetiner ne oldu? İtirafçı oldu. Şimdi hala gizli bir biçimde yaşıyor. Dolayısıyla Merkez Komitesi üyelerini böyle tasfiye ettiler ve Çetin'i öldürürken Sait Aydoğmuş anlattı. Yapılan propaganda gerek cezaevlerinde bize, gerekse dışarıda partiye, bütün Kürtlere yapılan propaganda şudur. Diyarbakır cezaevinde Yıldırım Merkit ile Şahin Dönmez itirafçı olmuşlar. Yani işkenceye göre göre işkenceye dayanmadılar, itirafçı oldular. Yani gerçekten itirafçı oldular. Ha, şimdi Öcalan bunu duyuyor. Duyuyor. Hemen bunlarla Çetin Güngör, bir de Yıldırım Merkit'in bacısı Seher var, hemen bir ilişki kuruyor. Yazıyor Serkabun gazetesinde, onlarca yazı yazılmış. Diyor ki bu ikisi Diyarbakır cezaevinde itirafçı olduktan sonra devlet Şahin Dönmez ve Yıldırım Merkit etrafında Kemalist Birlik diye bir örgüt kurdu. Ve bu örgütü dışarıya taşıttı. Semir'le Seher veya bana karşı olanlar bu Kemalist Birliğin temsilcileridirler. Onun için örgüt parçalanmak istiyor. Örgüt yok edilmek isteniyor. Biz silahlı mücadele vereceğiz. Çetin demiş ki ben sağ olduğum müddetçe Hakkari'ye tek bir kişi adım atamaz. Ve bunun sürekli propagandasını yapıyor. Sürekli PKK kitlesi buna inandırılıyor. Ve o dönemde işte senin dediğin Merkez Komitesi adamları, o gün susanlar bugün hala susuyorlar. Bütün bunların yalan olduğunu biliyorlar. Biliyorlar ve susuyorlar. Çünkü iradeleri kırılmıştı. İradesiz adamdan ya bunlar niye sesini çıkarmadılar diyemeyiz. Teslim olmuş Diyarbakır cezaevinde yüzbaşı Esad'a teslim olanlar gözlerinin önünde en samimi arkadaşlarına job sokuyordu. Onlar itiraz edemediler. Fuat Şavkun röportajında diyor beni yere yatırdılar diyor, bir adama dediler bunun ağzına işe, diyor adam geldi benim ağzıma işedi ve o anda Fuat Şavkun'un en az 200 kişi seyrediyordu. Peki niye kimse itiraz edemedi? Çünkü teslim olmuşlardı. Beka'daki teslimiyet Diyarbakır teslimiyetinden çok daha kötü bir teslimiyettir. Bunun için yapamadılar. Ve yapılan propaganda tamamen yalandı. Yani Çetin Güngör'ün kendi yazısı var. Diyor ki yıldızlar ile benim arasında ne kadar uzaklık varsa benimle Şahin Dönmez arasındaki uzaklık o kadardır. Ve Çetin Güngör'ün evet ilk yani Kürdistan'da demokrasi mücadelemizin ilk önderidir. Çetin Güngör 38 yıl önce bugünü görmüş bir adamdır. 38 yıl önce görmüş bir adamdır. 38 yıl önce kral çıplak demiştir. Ama maalesef körler ülkesinde herkes kör ve şaşı olduğu için kralın çıplak olduğunu görmemiştir. Ve Çetin çok iyi gördüğü için körler ve şaşılar tarafından öldürülmüştür. Şimdi eğer müsaade ediyorsanız ben Çetin Güngör'ün 1983 ve 1984 yılında neler yazdığını size aktarayım. Mesela parti içerisinde nasıl bir diktatörlüğün inşa edildiğini 1983 tarihinde bakın Çetin Güngör nasıl görmüş ve nasıl izah etmiştir. Buyurun.
Körlerin ülkesinde şaşı kral misali yüzlerce köle beyinlinin içinde önderliğe layık görülen PKK sekreteri hep dokunulmaz olmuş ve putlaşmıştır. Merkez komitesi ve kongre üzerinde bile statüsü vardır. Merkez komitesi adına faaliyet yürüttüğü kişilerin ise aslında ipleri genel sekreterin elinde olan kuklalardan hiç farkı yoktur. Ancak putperestlik ve dalkavukluk yaptıkları sürece yerlerini koruyabilirler. Merkez olarak örgütlenmiş bu kişilerin toplantılarda genel sekreterin düşüncelerini bırakalım karşı çıkmalarını, en ufak bir eleştiri getirdikleri dahi PKK tarihinde pek görülmemiştir. Mesela kısa, yani bu konuda ya bu bir video hakkında bunu kısa yorumunu şey yaparsan, çünkü başka konularda da görüşleri var. Sen ne düşünüyorsun mesela bu o dönemde? Bakalım, bunları görmüş yani örgüt içerisinde. Ben mesela Kürtler ülkesinin şaşı kralı. Yani herkes Kürt'dür, biri de şaşıdır, o kral oluyor. Yani şimdi sorun diyelim ki parti neden kurumlaşmamış? Gerçi sol partilerde bu hastalık hep var da, hani bu örgüt neden şeyde bitti o zaman? Hani Lübnan sahasında neden bitti? İnsanlar neden bu adama mahkum oldu? Çok mu mecburlardı? Çok güçlü biri miydi? Çok cesur biri miydi? Gerçekten arkasında güçlü bir aile mi vardı? Güçlü bir aşiret mi vardı? Ya da dinsel, inançlar anlamda bir topluluk mu vardı? Millet ne yapalım? İşte biraz katlanalım. Bu kadar gücü var, bu kadar. Hiç bunlardan hiçbiri yoktu. Arkasında devlet ve devletler vardı. Bunu herkes biliyordu. Semir bunu fark ediyor. Bunun felaketle biteceğini biliyor. Ama arkadaşları da bunu fark ediyor. Fark etmiyor değiller. Fark ettikleri için ses çıkarıyorlar. Ha neden Semir gibi davranamıyorlar? Birincisi Semir'i kıskanıyorlar. İkincisi Semir'de olan cesaret kendilerinde yok. Semir'de olan fedakarlık kendilerinde yok. Semir bir amaca kilitlenmiş, bir hedefe kilitlenmiş. Diyor ki bu şekilde bu kişiyle gidilmez. Bu adamla gidilmez. Bizim kurumlarımız olması gerekiyor. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Aslında onlar da bunu söylemek istiyor. Ama söyleyemiyor. Söyleyemedikleri gibi söyleyeni de kıskanıyorlar. Yani Semir'i de çekemiyorlar. Biz söyleyemiyoruz, sen niye söylüyorsun? Yani sen de sesini kes. Nereye gidecekse oraya gitsin. Onlar bunu kabul ediyor. Çetin Güngör bunu kabul etmiyor. Bu bir felakettir. Ben buna ortak olamam diyor. Benim anladığım budur. Diğerleri de ona ortak oluyor. Ama işin ilginç yanı, kendileri daha Çetin Güngör hayattayken birçoğunun sonu geliyor. Yani 1-1,5 yıl içerisinde. Daha Çetin Güngör hayattayken Çetin Güngör'e karşı çıkıp o Şam'dakini destekleyenler kendi hayatıyla bunu ödüyorlar. Bu da işin yani trajik yani. Evet, şimdi daha sonra yani insanlar nasıl, yani gördüğümüz gibi PKK'de nasıl cüceleştirildi? Bir adam da nasıl yüceleştirildi? Yani işte bu 38 yıl sonra bunu herkes artık gördü. Ama Çetin Güngör, bakın o zaman Ali Haydar Kaytan hakkındaki yorumlarını yazarken PKK içerisinde yüceleşmeyle cüceleşmenin o tarihte nasıl başladığını nasıl izah ediyor? Buyurun. Fuat arkadaş, yani Ali Haydar Kaytan, devrimci yaşamı boyunca genellikle cüce kalmakla suçlandı. Telkinlerin taziki altında bir müddet sonra gelişmemiş devrimci tipini istemeyerek de olsa kabul etti. Yeni tipine o kadar çok alışmıştı ki artık kimse zorlamadan Fuat arkadaş kendisinin cüce olduğunu söyler oldu. Kendisi ve kendisi gibi birçok partilinin aşama yapamamasının altındaki nedenin PKK'nin iç bünyesindeki olumsuz metotlardan kaynaklandığını bir türlü anlamadı. Nalıncı keseri gibi hep kendisine vurdu. İşte böylesi konumdaki Fuat arkadaş son günlerde bana ve eşine karşı kimsenin yapamadığı eleştiri yaparak birden makus talihini yendi. Hayatında ilk defa bir fırsatı değerlendirerek yıllar sonra büyüdü. Şimdilerde adı buralarda Büyük Fuat'a çıktı.
PKK içinde kadrolar çalışır çabalar da bir türlü cücelikten kurtulamazlardı. Zahir yolu bilinmiyormuş. Herkes Fuat gibi fırsatçı olsa partide devleşirdi. Yalnız Fuat arkadaşıma diyeceğim var. Bu tür rahat yükselişlerin inişleri de kolay olur. Şimdiki sorun unutulduğu zaman senin büyüklüğün de unutulacaktır. Belki görünüşte büyüdün ama gayrimeşru yolu seçtiğin için küçüldün. Sen pilli bebek olamazdın. Kurulduğunda öten, kurulmadığında susan biri hiç olamazdın. Şimdi aynı şeye geliyoruz tekrar. Aynı duruma geliyoruz. Örneğin diyelim ki böyle bir sorun var. Semir gerçekleri söylüyor ama Semir'in söylediği gerçekler karşısında bu gerçekler kabul, yani doğru olduğu bilmesine rağmen tercihlerini Şam'dakinden yana yapıyorlar veya onun için mücadele, onun için Semir'e karşı işte mücadele ediyor, öyle diyelim. Sadece Fuat değil. Karşı Muharrem var. Hasan Ayrı Güler var. İsmet Doğru var. Salman Ömürcan var. Daha ismini Zehra vardı, Meral Kıdır. İşte söyledik, Ali Çetiner'dir, Kesire'dir. Hatta daha başka kişiler de var. Şimdi bunlar ne yaptılar? Bunlar zannettiler ki yani bunu başarsalar artık bir kıymetleri, bir değerleri olacak. Yani Şam'dakine ortak olacaklar. Bir şeyleri olacak, yani bir seviyeleri olacak. Bir yerlere gelecekler, bir nevi dokunulmaz olacaklar. Ama şunu hiç düşünmediler. Biz Semir'i etkisiz hale getirirsek, ki Semir'in düşünceleri her zaman var olacaktır. Fiziki olarak etkisiz hale getirirsek biz Şam'dakinin ortağıyız. Artık biz güvencedeyiz. Onun yanında bir değerimiz olacak. Fakat şunu bilmediler. Semir bitirildiği an veya Semir etkisiz hale getirir, kendileri ondan önce bitecek. Bunun hesabını yapamadılar. Dedim ya, Semir daha hayattayken bunların ismini söylediklerinin hemen hemen hepsi şu veya bu şekilde tasfiye edildi. Kesre'nin, Ali Çetiner kayıptır. Diğerlerinin hepsi, sonları çok acı oldu yani. Ve o gün bugünü nasıl bu konuda da gördüğünü seyircilerin bilmesini istiyoruz. Bir de değerli seyirciler, Semir Çetin Güngör o gün bunları yazdığı ve bu bildirileri ve bu açıklamaları dağıttığı için öldürüldü. Yani birincisi, birinci filmde veya birinci klipte gördüğünüz gibi Öcalan'ın partiyi ele geçirdiğini, tek başına kongrenin de merkez komitesinin de üstünde kendisini ilan ettiğini, ikincisi Ali Haydar gibi onun arkadaşını cüce yaptığını ve Ali Haydar ancak Apo'nun yanında yer alarak kendini yücelttiğini, fakat bu yücelmenin de geçici olduğunu gördü. Bakın, öyle bir gerçek ortaya gitti ki Ali Haydar Kaytan 36 yıl sonra öldü, cenazesi yok, hiç PKK'dan kimse de ona sahip çıkmadı. Yani bu Çetin Güngör bir sihirbaz değildi ama Kürt ulusu 5 tane Çetin'e sahip olmuş olsaydı bugün kesinlikle bizim mücadelemiz bu noktada olmayacaktı. Ya var, somut örnekleri var. Örneğin diyelim ki işte Çetin Güngör gibi, Mehmet Karasungur gibi davransalardı, 83'te diyordu Şam'dan çık diyordu. Demek ki bir hesabı vardı ki diyor, bir şüphesi vardı ki diyor. Böyle dediğin gibi 4-5 arkadaş o zaman cesur davransaydı bugün farklı bir şey konuşmuş olurdu. Belki şimdi ülkemizde bile olabilirdik. Yani şey değil, herkes kurtuluyor, biz niye kurtulamıyoruz? Demek ki biz yanlış, kendimiz yanlış yapıyoruz. Yanlışlar bizden kaynaklanıyor. Şimdi tabii Çetin Güngör'ün benim elimde 500 sayfa kadar yazdığı yazılar vardır. Ama daktiloyla yazılmıştır ve elle yazılmıştır. Yani internet üzeri henüz yazılamamıştır. Yani birisi bir yurtsever, bir çalışkan, bir genç dese ki ben bunu bilgisayara çekerim, böyle bir öneriyle gelse ben çok çok... Kitap da olur, ne olmasın ki, iyi bir kitap olur. Gerçekten ben yapamıyorum, artık yaşlı olmuşum ve uğraştığım çok sayıda iş vardır. Şimdi Çetin'in o dönemde
yani bizim de sonradan çok fark ettiğimiz Öcalan'ın veya PKK'nın o dönemdeki strateji ve taktiğini de izah etmiş ve bunları eleştirmiş. Onun ölümüne neden olan da bu tespittir diye düşünüyorum. Onu da yayınlayayım. Yani devlet hedef alınmıyor. Yani sömürgecilerin evet, hedef alınmıyor. Başka şeyler ne? İttifak olunabilecek kişiler, kurumlar hedef alınıyor. Oysa onlar bahsedilen çevrelerin ittifak edilmesi, yani ittifakla yaklaşılması gerekiyor. Ortak olunması gerekiyor. Ama onlar işte devletle mücadeleyi değil de devletten zarar gören kesimlerle mücadele etmeye esas. Hani onun mantığı, Şam'dakinin mantığı. Ya, tabii bizim de yani bu konuda bizim de yani ben uzun süreden beri kaç kere bunu dile getirdim. Gerçekten biz de bu konuda bunu fark etmedik. Kördük. Biliyor musun? Yani bunun teorisi böyle yapıldı. Ve biz de maalesef yani desek ki karşı çıktık yalandır. Burada ben Çetin Güngör bir sürü seyirci şey yapabilir. Yani Çetin Güngör öldürüldü de siz hapishanedeydiniz. Neden siz karşı çıkmadınız? Hele Bekka'da olanlar tutsaktı, yenilmişti. Peki siz cezaevinde nasıl, niye karşı çıkmadınız? Bir kere cezaevinde biz yani Semir olayını nasıl duyduk? Ben böyle net anlatıyorum. Biz Semir'in öldürüldüğünü duyduk. Fakat neden, niçin, nasıl yani örgüt içerisinde böyle tek bir kişi her şeyi ele geçirmiş, işte diğerlerini susturmuş, işte merkez komite üyelerini tek tek öldürüyor. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Fakat Semir'i hepimiz tanıyoruz, öğrenmek istiyoruz. Olay nedir? Biz nasıl duyduk? Yani 35. koğuşta hücrelerde kalan bizler bir gün Mehmet Şener görüşmeye gitti. Ve biz yani görüşme oldu. Mehmet Şener de gitmişti. Zaten o zaman böyle siyasi haberleri bize getirecek tek kişi Saliha Şener'di. O cesaret ediyordu bu tip şeyleri söylesin. Yani başka aileler kolay kolay bu tip şeyleri ne bilirdi ne de söylerdi. Fakat Saliha Şener'in bilgisi vardı. Çünkü Saliha Şener'in diğer çocukları, tutuklu olmayan çocukları da Bekka'daydı, Öcalan'ın evindeydi veya Kamışlı'daydı. Onlardan bilgi alabiliyordu. Mehmet Şener annesiyle görüştükten sonra geldi, bize anlattı. Dedi ki annem diyor, Semir Stockholm'dan Nino'ya, yani Mehmet Şener'in kardeşi ne telefon açmış. Nino da o zaman Abdullah Öcalan'la birlikte aynı evde kalıyor. Telefon açmış, demiş ki Nino Abdullah yani Şam'dakini öldür. Nino da gitmiş silah bulmuş, daha çocuktur yani 17 yaşlarında falandır. Gidiyor güya çocuk silah buluyor, Şam'dakini öldürecek. Ama sonradan Nino düşünmüş, demiş ya ben öldürsem Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi zarar görecek. Öldürmüyor ve Şam'dakine söylüyor. Diyor Semir bana telefon açtı, bana dedi öldür.
İşte ben düşündüm, seni öldürsem mücadele zarar görecek, öldürmüyorum. O da demiş ya ama sen daha çocuksun, seni böyle kandırırlar. Tamam, senin biletini alacağız, seni İsveç'e göndereceğiz, kendine oraya git. Git oku, adam ol. Saliha gelip Mehmet Şener'e bunu anlattı. Ve maalesef biz duvarlar arasında bunu duyduğumuz zaman maalesef inandık. İnandık. Ve ta tahliye, yani kendim için burada söylüyorum. Ben tahliye olup Şam'a gidip o ortamı görünce ilk düşündüğüm şey, Sakine Cansız'da söyledim. Sakine, biz içerideyken dışarıda ne olup bildiğini, bittiğini bilmiyoruz. Hele bir araştıralım, öğrenelim. Bilmediğin bir şeye karşı çıkamazsın. Ben bütün arkadaşlarımın akıbetini öğrendiğim için karşı çıktım. Ve bu olanları, yani Semir'in düşünceleri hepsi bende var. Ancak ben örgütten ayrıldıktan, Stockholm'a gittikten sonra birisi kocaman bir dosya bana verdi. Ben okuduğum zaman bizim körlüğümüzü anladım. Ben okuduğum zaman bizim köleliğimizi anladım. Ben okuduğum zaman kendimi tanıdım. Buyurun Salih. Şimdi bu bahsettiğin şey, yani tabii ki halk bilemezdi. Bölgeler bilemezdi. Ülke içine giden işte silahlı gruplar o zaman var. 80, yani ikinci kongre, onlar bilemezdi. Onların etrafında, hani bahsettiğin 7-8 merkez komite üyesi, bunlar Lübnan'da olanlar, Şam'da olanlar, Avrupa'ya gelenler, bunlar biliyor. Bunların sayısı en fazla 20'dir. Şimdi burada çıkacak 20 kişinin vereceği karar yayılıyor. Yani hangisi etkin olursa onun kararı şey oluyor. Ama diyelim ki Çetin Güngör burada yalnız kalıyor. Ve onunla birlikte hareket eden arkadaşlar da gidip tuzağa düşüyor. Yani 4-5 arkadaş gidiyor, tek tek gidiyorlar. Hepsini katlediyorlar. Diğerleri de diyelim ki Şam'dakinden yanadır. Ondan sonra nasıl yayılıyor? Cezaevlerine nasıl yayılıyor? İşte dağdaki arkadaşlar nasıl haberler gidiyor? Bir sürü iftiralar ekleniyor. Dedikodular işte iftiralar ekleniyor. Biçimde gidiyor. İftiralar ekleniyor. Mesela o kadar iğrenç iftiralar var ki, yani insan söyleyemiyor, ailesi hakkında işte Dersimli olmadığı, bilmem bir subay çocuğu olduğu, bilmem ne, o kadar dedi. Şimdi bilmeyen insan nereden bilecek? Şimdi Semir ismi fazla bilinmiyordu. Örgüt içinde biliniyordu ama kitleler tarafından bilinmiyor. Belli bir kesim tarafı. Mesela bir Duran Kalkan gibi bilinmiyor, bir Ali Haydar Kaytan gibi bilinmiyor, bir Cemil Bay gibi bilinmiyor. Bir diğerleri gibi Kesre ile Abdullah gibi bilinmiyor. Şimdi bu da bir şanssızlıktı. Yani az tanınma. Ama yapı içinde çok iyi tanınıyor. Yani örgütün üst kademesi içinde çok iyi tanınıyor. Onlar da önemli bir kısmı tutukludur, cezaevlerindedir. Diğerleri de şartlardan dolayı. Bakın bu şartların çok iyi irdelenmesi. Ben onun için saha diyorum. Saha adamdan yanaydı, ondan yanaydı. Onlar da baskı altında korku, panikle ya da nasıl olsa işte Çetin yenilecek, biz en iyisi Abdullah'tan yana olalım, kendimizi garanti alalım, basit hesapları yaptılar ama bu hesapları da tutmadı. Dediği gibi hepsi cüceleşti, hepsi hiçleşti, hepsi bunu canıyla, işkenceyle ödediler. Bir iki tanesi de zor bela kaçtı, hayatını kurtardı ama ağızlarını açıp bir laf söyleyemiyorlar. Niye? Şimdi neyi söyleyecek? Yani diyorlar hani konuşmuyor bazıları. Ne konuşacak ki? Konuşamaz ki. Yani 1000 sene yaşlasa da konuşmayacak. Ki bir insan artık ömrü biliniyor, yani maksimum 70-80 yıldır sonra bitiyor insanlar şeyi. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumun çok iyi şey edilme, anlaşılması gerekiyor. Devlet desteğinde olma ve arkadaşlarının yani arkadaşlar birbirine sahip çıkması gerekir. Demek istediğim odur. Yapı içerisinde, örgüt içerisinde haklılığa, doğruluğa dan yana olması gerekiyor. Tabii eğer amacın konusunda samimiyse, eğer idealleri konusunda samimiyse bu olur. Samimi değilse olmaz. Biraz da dedin sorular olacak. Arkadaşların belki soruları. Yok, bir dakika Salih, bir şeyi unuttuk. Şimdi Semir'in Köln'de tutuklanmasını unuttuk. Semir'i Köln'de tutukluyorlar. Fakat maalesef İbrahim Aydın'ın kitabında okuduk.
İbrahim çok tutuklamaya çok kibar bir isim bulmuştu. Biz misafir ettik diyor. Misafir. Oysa Semir'i bir odaya kilitliyorlar ve dışarıdan odayı kapatıyorlar. Anahtarı da kapının üzerinde unutuyorlar. Çetin demek ki delikten bakıyor, anahtar deliğin içindedir. Ve kapının altından bir gazete sokuyor, bir şişle anahtarla oynuyor. Anahtar kapının o tarafında gazetenin üzerine düşüyor ve Semir yavaş yavaş gazeteyi anahtarla birlikte içeri çekiyor ve oradan kapıyı açıp oradan kurtuluyor gidiyor. Yani bunu da yapıyorlar. Demek ki toplantı yapacaklar, yani tutuklanmışlar, toplantı yapacaklar. Toplantıdan sonra büyük bir ihtimalle infaz edeceklerdir. Ve öyle infazdan kurtuldu. Yani şimdi biz o sorulara cevap vereceğiz. Fakat ben kısaca Çetin Güngör Körler ülkesinde ve Körler örgütünde gören bir adamdı. Öldürülmesinin nedeni buydu. Çetin Güngör belki Öcalan'ın acaba sadece o da bizim, yani ben cezaevinden çıktığımda, yani Apo'nun ayetlerinde ben Apo'yu bir diktatör ama Suriye'nin güdümünde bir diktatör olarak yazmışım, öyle inanmışım, öyle gördüm. Suriye'nin, İran'ın ve Irak'ın bunlar. Çetin Güngör'de bir diktatör olarak değerlendirmişti. Fakat ben Öcalan'ın sadece bir diktatör değil, yani biz Kürtlerin bir diktatörü değil, sömürgeci güçlerin bir diktatörü olduğunu araştırmaların sonucunda vardığım sonuç. Yani Türkiye'nin, daha sonra Suriye'nin ve dördünün beraber çalışarak kullandığı bir diktatör olduğunu, yani hem diktatör hem sömürgeci güçlerin diktatörü. Mesela Stalin Rusların diktatörüdür. Veya Hitler Almanların diktatörüdür. Yani kimsenin idaresinde değil. Kendi başına bağımsız kuvvetleriyle gelmişler iktidara ve diktatörlüktürler. Fakat bizimki kendi kuvvetiyle değil, başkalarının güdümlediği bir diktatördür. Bunu Çetin o zaman görmüş müydü, görmemiş miydi? Ben çok sonradan gördüm. Onu bilemem. Görmüş. Birine de söylemiş. Nerede söylemiş mesela? Söylemiş, bir arkadaşla söylemiş. Yani öyle olduğunu söylemiş ama ben bunu şimdi söylersem bana kim inanır demiş. Evet. Onun için gitmiyor. Hani diyorsun ya gitmedi. Onun için gitmiyor. Ve Sayın'ın evet, gitmesini yani, engellemek istiyor. Yazıları hepsi geliyor. Bende var. Yazılarında evet. Benim için en iyi cümlesi veya her şeyi izah eden cümle: karanlıklar dağılsın ki yarasalar uçsun. Böyle bir cümlesi var. Çok iyi cümleleri var yani. Evet. Ve onu rahmetle anıyorum. Maalesef. Saygıyla anıyorum. Bugünü gören bir adamdı. Kimseye sahip çıkmadı. Kimse sahip çıkmadı. Ve belki hepimizin yenilmemiz, acı çekmemiz, işkence görmemiz, Türk devleti karşısında bir şey yapmamamızın cezasını ödüyoruz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Evet, şimdi eğer yani söyleyecek son sözün veya söyleyecek bir şeyin yoksa bakalım, arkadaşlar bir şey sormuşlar, çok uzun oldu. Arkadaşlar sorsun. Sayın Selim, ne zaman Mustafa Çamlı Belver Ramazan Adı Güzel üzerine program yapabilirsin ve PKK bunları nasıl katletti? Eğer Mustafa Çamlı Bel'in ve Ramazan Adı Güzel'in arkadaşları gelir, detayını konuşurlarsa biz konuşabiliriz ama zannedersem biz bunları Hani TV'de PKK'nın öteki tarihinde
programda konuşmuşuz. Hatta eski PSK'liler de bu konuda görüşlerini söylediler. Diğer yani Kürt örgütlerinin şöyle bir şeyi var, şöyle bir zaafları da var. Yani PKK'da işte 10 bin kişi öldürülmüş. Maalesef bunu hiç görmediler, hiç gündeme getirmediler. Sadece kendi örgütlerinde öldürülenleri hep gündeme getirdiler. Yani ben gündeme getirilmesin demiyorum. Elbette getirilsin ama onlara da diyorum ki lütfen siz bakın PKK'ya gönlünü veren, Kürdistan mücadelesine gönlünü veren 10 bin kişinin ölümü var. Siz de bunu biraz gündeme getirin. Yani bunu da görün. Yani size yapılanın 5000 katı, 10.000 katı örgüt içinde yapılmış. Siz bu konuda suskunsunuz. Tabii ki biz başka örgütler hakkında yani yapılan katliam veya yapılan öldürme yerleri lanetlememiz lazım. Bunları nasıl olmuş, nasıl bitmiş bütün mantığıyla birlikte Kürt halkının kavraması lazım diye düşünüyorum. Evet, buyurun yeni soru. Evet diyor, konuyla alakalı Hüseyin Top gider yani Bilge'yi çağırın. Bilge konuşmuyor ki, söyle eğer geliyorsa buyurun, bu o konuda değil 20 konuda gelsin konuşsun Bilge. Fakat Bilge diyor ben diyor bir konuşsam bütün Kürtler faşist olur. Fakat herhalde Kürtlerin faşist olmaması için konuşmuyor. İkinci kongre 82'dedir. 80'de değil. Böyle bir olay doğru değil. Hiçbir toplantıda Öcalan kendisini oya sunmamıştır. Bu bilgi yani ben de duydum bu bilgileri, doğru değil. Evet. Ben duydum, bilmiyorum öyle, sen de duydun mu diyorlar. Yani Çetin buna da itiraz etmiş. Şam'daki diyormuş herkes açık oy kullanacak ama gizli sayım olacak. Demiş ben ki öyle burjuva, demiş işte biz öyle burjuva partileri gibi kapalı oy yani açık kapalı oy verme ve gizli sayım yapma, açık sayım yapma, bu burjuva işidir. Biz tersini yapacağız. Herkes açık oyunu verecek. Ondan sonra sayım gizli olacak. Ya ya, istediği gibi yararız. Yani öyle diyenler var ama ispatlı mıdır değil midir onu bilmiyorum. Buyurun, sorusu olan arkadaş var mı? Evet, zannedersem sorusu olan arkadaş yok. Neredeyse 2 saat doluyor. Buyurun, Kek Salih bir şey diyor musun? Yani anlayacağımız şudur, tek kişiyle veya tek liderlik, yani tek kişiye bağlı bir mücadele gelişemez. Bu tehlikelidir. Belli bir yerden sonra çok zararlı olabiliyor. Düşmanın kontrolüne girebiliyor. Dolayısıyla Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin gelişmesi kolektif olmalı, kurumlarla birlikte olmalı, tartışarak olmalı, kongreler, konferanslar olmalı ve özgür ortamlarda olmalı. Yani birilerine dayalı bir şekilde olmamalı. İkincisi de arkadaş yapısı, yani mücadele içindeki arkadaş yapısının birbirine çok bağlı olması, değer vermesi gerekiyor. Yoksa birilerine yaranmak için ya da birilerini meşrulaştırmak, kutsallaştırmak mücadeleye bir şey kazandırmıyor. Mücadeleyi işte yenilgiye götürüyor. Diyeceklerim budur. Evet, yani tabii ki bir ulusun kaderi eğer tek bir kişinin dudakları arasına terk edilmişse ve bu kişi de sömürgeci güçlerin kumandasıysa bir ulusun başına bunlar gelir, bugün yaşadıklarımız gelir ve o gün yani bundan 38 yıl görenleri, önce görenleri, söyleyenleri öldürdüler. Ve hala bu gerçeği kavramayan binler var, on binler var, milyonlar var.
bu gerçek kavranmadığı müddetçe daha çok acı çekeceklerini kesinlikle biliyorum. Kekselim, bu otanın bildiği çok şey var. Neden misafir etmiyorsunuz? Evet, çok kişinin bildiği çok şey var. Madem ki maalesef henüz insanlar konuşabilecek aşamaya gelememişlerdir. Görüyorsunuz yani Hani TV her görüşe açıktır. Buradan çağrı yapıyorum. Kim görüşlerini açıklamak istiyorsa, bilhassa bana karşı kimin eleştirisi varsa başvursun. Ben onu kesinlikle televizyona çıkarırım. Görüşlerini, eleştirilerini açıkça söylesin ve ayrılanlar on binlercedir. İnsan bazen çok kötü bir şeyi görür ve dili tutulur, konuşamaz, pelt olur, yapar. Bunlar bunu yaşadılar. Kiminin dili pelt olmuş, kimisi yapıyor, kimisi de tek bir kelime konuşmuyor. Bu bir şok durumudur. Bu şoktan ne zaman kurtulacaklar? Herhalde İmralı'daki ya Türkiye televizyonlarına açık, yani Türk hükümeti bakacak, bunu kullanılmaz bir malzemedir. İtirafçı olarak çıkaracak. Adam her şeyi geçi söylüyor. Söyledi. Daha ne söylesin? Biz belge olarak yayınladık. İmralı notlarında 38 yıl sonra veya 48 yıl sonra MİT'ten 29 Aralık 1976 tarihinde yaptığı konuşmayı MİT'ten istiyor. Ama şimdi bunu halktan insanlar kaç kişi duydu? Kaç kişi biliyor? Bu konuda yayın da yok. Mesela diğer Kürt örgütleri de bunların bilinmesini istemiyor ki. Türkiye televizyonları zaten bilinmesini istemiyorlar. Ama gün gelir. Gün gelir, onu televizyonlara tam dört dörtlük bir itirafçı olarak sunarlar. İşte bugün dili tutulanlar, pelt olanlar, ahraz ve sahır olanlar konuşmaya başlayacaktır. Konuşmak isteyen konuşur. Bence hiçbir zaman konuşmayacaklar. En iyi bilenler, en çok bilenler, bütün detayları bilenler hiçbir zaman konuşmayacak. Bak, bir arkadaş diyor ki ben de dağda 3 yıl kaldım diyor, konuşursam hem devlet tarafından hem de PKK tarafından hayatım tehlikeye girer. Peki sen dağa gittiğin zaman %100 hayatın tehlikede değil miydi? Niye o zaman sen korkmuyordun, şimdi korkuyorsun? Ben konuşuyorum. Devlet tarafından da hayatım tehlikeye gitsin. Muhalifler tarafından da hayatım tehlikeye gitsin. PKK tarafından da hayatım tehlikeye gitsin. Ama benim için gerçek bunların tümünden önemlidir. Sen bir kere buna inandın. Sen aydınlanırsan korkmazsın. Ama sen daha karanlıktasın. Maalesef. Karanlıktasın, aydınlanmamışsın, korkun seni yönetiyor. Yani buyur. Susturan nedir? Yani ne yaşamış ki öyle bir psikoloji şeye giriyor, değil mi? İnsan korkularını aşmalı. Yani insan kötü kurnalıysa bunu da söylemeli. Halk affeder. Ama gerçeklerin bilinmesi, söylenmesi, özellikle yaşayanların söylemi. Ben oradaydım, böyle oldu. Çok sade bir dille. En büyük yani korku nedir biliyor musun? En büyük korku bu teşkilat ve Şam'daki kim konuşursa hain ve ajandır. Mafya örgütlerinde biliyorsun, mafya örgütünde konuştun mu gidersen. Bunu kural haline getirmiş ve adamlar 20 yıl, 25 yıl, 3 yıl buna inanmış. Sonra örgütün dışına gittiyse ben konuşmayayım, ben ajan olurum. Ulan zaten bunu sana söyleyen kendisi ajandır.
Mehmet Şener'in bir sözü var, onu da rahmetle almak gerekiyor. Aslında aynen. Mehmet Şener de bir gün önce katledilmişti. Yani o Mehmet Şener de, yani Çetin nasıl ki Avrupa örgütünün sorumlularından, önemli sorumlularından birisi idiyse, Mehmet Şener de Diyarbakır cezaevi gibi direnişin kalesinde cezaevi sorumlulardan birisidir. O 1 Kasım'da öldürüldü. Şey ise Semir ise 2 Kasım'da öldürüldü. Onu da rahmetle anmamız lazım. O da gerçeği aynı olduğu gibi Çetin'in gördüklerini diyelim 10 yıl sonra maalesef geç gördü o da. Fakat şeyini ortaya koydu. Tavrını ortaya koydu. Yeni bir şey yok herhalde. Yeni sorular, kişilik kırılması ve kendi yoldaşlarına işkence yapmaya insan nasıl diyor, program yapmayı düşünüyor musunuz? Evet. Programlar çok. Bence bitirelim. Bitirelim. Kürsü'nü zaten saat gece arkadaşlar yazmış. Değerli seyirciler, programı burada bitiriyoruz. Aslında Semir hakkında daha söylenecek çokça şey vardır. Çünkü 400 sayfalık yazıları var. Onun bütün görüşlerinin kamuoyuna ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Eksikliklerimiz varsa bizi bağışlayın. İyi geceler. İyi geceler.